Selamun aleyküm değerli izleyenler. Akit TV ekranlarından mutlu akşamlar. Pazartesi akşamındayız. Bir haftalık aranın ardından usta kalem gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak'la birlikte yine iç siyasette bölgemiz ve dünyada yaşanan gelişmelerin derin gerçeğini anlamaya çalışacağımız bir programla huzurlarınızdayız. Sizler de görüş, düşünce ve fikirlerinizi WhatsApp mesaj hattı üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Evet, Biden sonunda muradına erdi ve o artık Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olarak yeminini etti. Trump giderken Oval Ofis'e bir not bıraktı dediler. Kinaye miydi, nükte mi vardı, o notta ne yazıyordu? Bakacağız ve kabinesini oluşturuyor. Dikkat çeken bir kabine hakikaten. Min Yan'ı oluşturdu deniyor yeni başkan için. Peki Min Yan ne? Detaylarına birazdan bakacağız. Tabii Biden dönemi başladı. Mahallenin ağır abisi geldi havalarıyla önce Rusya'da bir karışıklık başladı. Biliyorsunuz bir muhalif lider vardı. Yıllardır Rusya dışındaydı. Ne olduysa bir aydınlanma yaşadı ve birden Rusya'ya geri dönünce Rusya'da sokaklar karıştı. Rusya Türkiye ekseninde de Türkiye'ye yönelik sanki bir gövde gösterisi. Nijerya açıklarında Türk mürettebatının olduğu bir gemi basıldı ve 15 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı şu an korsanların elinde. Bu ne anlama geliyor? Üstad'la bu akşam konuşacağız ki Amerika'nın İkiz Kuleler skandalından daha büyük bir operasyona ihtiyacı var diye açıklamada bulundu geçtiğimiz günlerde. Bu ne anlama geliyor? Detaylandıracağız inşallah. Aşıyla alakalı tartışmalar devam ediyor. PCR testleri üzerinden bir takım iddialar artık bağımsız bilim kurulları tarafından üst perdeden söylenmeye başlandı. Bir canlı yayın bağlantımız olacak bu akşam. O canlı yayındaki konuğumuzun açıklamaları çok önemli. Kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz ve tabii gerçek adı Niyazi Binici'ydi. Biz onu Yavuz Bahadıroğlu ismiyle tanıdık. Yavuz Bahadıroğlu ismiyle sevdik. Akit TV ekranlarında uzun yıllardır program yapıyordu Mustafa Armağan'la birlikte. Kayıt dışı tarihte yakın tarihimizin derin gerçeklerini anlatıyorlardı. Kendisini rahmetle anıyoruz, bir vefa duruşuyla derin gerçeklere başlıyoruz. Sevgili dostlar merhabalar. Efendim hoş geldiniz kayıt dışı tarihe. Mustafa Bey merhaba. Merhabalar. Ne var ne yok, nasılsın? Sağ olun, eksik olmayın. Hiç güzgah yapmadan böyle bodoslama. Evet. Ne konuşalım? Çünkü ana kokusunun yerini hiçbir şey tutmaz. Hakikaten yani ıvasız hiç niyet sorgulaması yapmadan başını kucağına koyabildiğin tek insan ya. Hiç de sormayan tek insan. Neyin var bile sormaz, geçecekler. Gözünün önünde çadırda gölgelerde görüyor. Oğlu Mustafa Bey'i boğuyorlar. Kendi emriyle boğuyorlar. Ya devlet boğulacak ya evlat boğulacak. Bu ıstırabı, bu acıyı baba olan herkes hisseder, anlar. Öyle keyfe maişa değil bu işler. Sadece padişahlar katildir. Sebeplerin içine hiç girmeden sadece sonuca kilitlenmek tarihi açıdan insanı büyük handikaplara sürükler. Padişahlar hislerini, duygularını gizlemeyi öğrenmiş insanlardır. Anneye sevgisini göstermiyor ya. SİHA'lar, İHA'lar olmasaydı biz PKK'ya karşı son zamanlarda kazandığımız la Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kazandığı zaferler, yaptıklarımız, operasyonlar ve bölgenin süper gücü diye anılıyor zaman zaman dışarıda Türkiye. Kendi kıymetimizi bilmiyoruz. Türkiye için bir şeyler yapmaya çalışan insanların da, geçmiştekilerin ve bugünkülerin de kıymetini bilmiyoruz o zaman. Hedefinizi belirlediniz mi? Kendinize güvendiniz mi? Yönettiğimiz millete güvendiniz mi? 5000'lerce yıl ötesinden gelen devlet yapılanmasına güvendiniz mi? Ve bunun farkında oldunuz mu? Aşamayacağınız engel yoktur. Biz Anadolu topraklarından daha fazla Balkanlarda topraklarımız var dönem dönem. Ve Fatih Sultan Mehmet
o iki beldeyi buluşturan adamdır. Avrupa ile Asya arasındaki köprü. Sevgili izleyicilerimizi, seyircilerimizi. Evet. Özledim, tarihi özledim. Eyvallah. Şimdi ben sizi bir yerden hatırlıyorum diyor doktor hanım. Ya isminizi hiç hatırlamıyorum da yüzünüz hiç yabancı gelmiyor. Maşallah. Doğal bir şey. Evet. Değil mi? Bu çok karşılaştığımız durumlarda evet, bir tanesi. Durumda. Neticede orada tanıdıkların selamları var. Tabii biraz iyileşince tarih sohbeti başlıyor. Gelenler gidenler oluyor. Zor bir süreçti. Ve ikinci ameliyatımda aorttan aort şişmesi denen bir şey. Anevrizma diyorlar. Yani balonlama. Vücudu kötüye, kötü kullanmanın sonucu. Allah'ın bir kullanım kılavuzu var ya, Kur'an-ı Kerim diyoruz. O kullanma kılavuzunun dışına çıktığınız her nokta hastalık olarak geri dönüyor. Ben en azından kârhaneme bu ağır ameliyatta bunu yazdım. Evet değerli izleyenler, Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun, makamı âli olsun. Siz kıymetli izleyicilerimizden Yeni Akit gazetemizin de uzun yıllar yazarlığını yapan bir isimdi. Birer Fatiha okumanızı istirham ediyorum. Buyurun, Allah razı olsun. Amin üstadım. Allah rahmet eylesin. Amin. Evet. Hissiyatınızı almak isterim Yavuz Bey ile alakalı. Ben evet, alakalı. Bizim beraber gazeteciliğe başladığımız kişilerden artık birçok arkadaşımız öbür dünyada. Yani birbirimizi severdik, sayardık. Yani benim mesaili bir gazeteciliğim olmadığı için çok fazla bir arada olamadık ama her karşılaştığımızda sevgiyle, saygıyla hep birbirimizi yad etmişizdir. Eyvallah. Allah mekanın cennet Amin. Eylesin inşallah. Şimdi tabii ben de cenaze namazına iştirak ettim. Eyüp Sultan'daydı. Cumhurbaşkanımız da orada, Diyanet İşleri Başkanı, sevenler. Tabii sizin oturduğunuz yerde oturuyordu stüdyoda. Bu stüdyoda her cumartesi akşamı canlı yayın programda Mayınlı Tarla'ya giriyordu ki yazıları, eserleri, kendi mevcut konuşmalarında, konferanslarında dahil olmak üzere. Tabii hem kalem hem kelam sahibi olan bir zattı. Davudi bir sesi de var. Eyvallah. Duruşu da yani o bıyığı da filan. Biraz bir Osmanlı Efendisi evet. Havası da vardı. Sanki bir tiyatro sanatçısıymış gibi. Yani kendi hayatını oynayan, yani kendi yazdığı bir hayatı kendisi oynayan bunlara... Yani bizlere toplumsal aktör de deniyor. Hı hı. Yani başkasının yazdığı bir oyunu oynamıyoruz. Biz kendi senaryomuzu oynuyoruz ve hayat bu oyunun kendisi. Şimdi tabii bu topraklarda uzun yıllardır ideolojik fikirlerin hani çatıştırılmasına yönelik birçok planı biz bu toplumda yaşadık. Tabii mahallenin sözü etkin isimlerinden... Hani sanki yazılarıyla ya da romanlarıyla, hikayeleriyle hani duruşu, o kaytan bıyıkları falan mahallenin Külhan Bey'i gibi yeri geldiği zaman ayarı verecek, hop falan diyecek bir tarzı da olması üzerinden şunu hatırladım cenazesinde bir kez daha. Yani fikir üreten ve fikirlerinden dolayı takip edilen insanların veballeri hakikaten çok büyük. Sorumlulukları çok büyük. Ecirleri de Aynı şekilde çok büyük. O nedenle hani lafları, artık sözleri, yazıları, kelamı eğmenin, bükmenin hiç bir fayda vermediği dönemlere gidiyoruz önümüzdeki günler sanki. Dikkat etmemiz buna... gerekiyor. Yani evet, yani bakın bugün dün basına düşen bir haber vardı. Japonya Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması. 2000 yılında Japonya'da 20.919 kişi intihar etti. Covid'den ölen insan sayısı ise 3.460 kişiydi.
Hangi tarih? 2000 dediniz ama. 2020. Ha, 2020 yani geçen yılın toplam, yani yeni en son istatistik. Bu sadece Japonya için değil, Amerika için de böyle. Yani bakın buradaki rakam 7 katına yakın. Yani 6 katından fazla. Covid'in 6 katından fazla ve bu bir salgın olarak algılanmıyor. İntihar. Bir hayata çattık ki hayata kurmuş bu su. Yani böyle bir, bu Amerika'da da böyle, Avrupa'da da, Türkiye'de de çok hızlı bir şekilde 3 şeye dikkat edelim. İntihar. Psikolojik bunalım, psikotrop ilaç kullanımı ve buna dayalı olarak alkol ve uyuşturucu meyli. 4, ailelerde çözülme. Evlilik de yok, boşanma da çok. Devam eden evliliklerin mutluluk katsayısı ise çok düşük. Ben bu COVID'in bir an önce Sağlık Bakanlığı gündeminden çıkartılıp Milli Savunma Bakanlığı'nın gündemine alınması gerektiğini düşünüyorum. Bütün dünyada insanlar artık oyunun farkına varanlar sokağa dökülmeye başladılar. İnşallah Türkiye sokağa dökülmeden bu fasit daireden çıkar. En fazla aşıyı biz yaptık. Avrupa bizi çok beğeniyor. Kardeşim, IMF'den daha beterdir bu Dünya Sağlık Örgütü. Bu FDI dediğin örgüt, bu FAO dediğin Dünya Gıda Örgütü var bir de. Bunlar, IMF benim elbisemin maliyetiyle ilgileniyor, para değerinden yola çıkarak. Evet, ekmek paramı ama falan. Ama öteki benim beynimle, midemle, kalbimle ilgileniyor. Bu fesadın bir an önce deşifre edilmesi lazım. Biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Bir PCR yalanının peşine takıldık. Ve imam olarak da kendimize DSE'yi seçtik. Peşlerinden gidiyoruz. Bundan daha büyük belalar kapıda bizi bekliyor. Biz bunu defalarca konuştuk. Dünya Ekonomik Forumu'nun Great Reset projesinin bu ilk başlangıç ABC'si. Daha ABC'sinde buraya kadar battık. Yani bu milletin, ben beka kelimesini kullanmam, baki olan yalnız Allah'tır da. O beka sorunu, bugün karşı karşıya olduğumuz tehdit ne 15 Temmuz'a benzer ne Kurtuluş Savaşı'na. Yani onu da bu kadar net söylemiş olayım. O kadar büyük tehdit, o kadar büyük tehlike. Bir de vurgu genelde şu, bunu tehdit olarak algılayan ve anlatan isimlerde, bu sadece Türkiye merkezli bir operasyon değil, bütün dünya çapında. Bütün dünya ölçekli. Yani. Sofya'nın seri üretimine başlandı. Hani şu humanoid var ya. Bütün bakanlara özel kalem olarak, sekreter olarak birer Sofya görevlendirelim. Bedava verir bize bunu Amerika. Ne olacak ki yani 20 tane Sofya. Bakın bunlar herkesi tanıyor. Gözü kamera çünkü. Google'dan beni görüyor. Hiç beni daha önce duymuş olması gerekmiyor. Bakan Bey Dilipak şu konuyla ilgili gelecek derse, o konuyla ilgili bütün dosyaları gidip raftan klasör indirip okumasına gerek yok. Hepsini biliyor. Evet. Ve her gelenle, birisi Arap olsun, biri Çinli, biri İngiliz, biri Türk, herkesi dilinde hitap ediyor. Sizin danışmanınıza da ihtiyacınız yok, çaycıya da gerek yok. Evet, bilim kuruluna da gerek yok. Toplamışsınız başınıza bir sürü adamı. Politika kuruluna da gerek yok. Çünkü zaten politikanın çerçevesini dünya beşten büyüktür diye çıktık. Nereye geldik? Artık dünya beşten büyük değil, dünya teke indirgeniyor. Yani o beş devlet de yok işin içinde. Bunlar kendi aralarında iki lider bile, iki bu faşist aynı ipte oynayamıyor diye üçüncüye tahammül edemiyorlar. İşte şu anda da Putin'i Trump'a benzetmeye çalışıyorlar. O zaman yani siz hayvan hakları yasasını Avrupa'daki çerçeveyi tercüme edip getirip içini dolduruyorsanız, ki iki gün sonra meclise getirecekler, bu yeni bir İstanbul Sözleşmesi'ne dönüşebilir. Çünkü onu işin içinde yine Microsoft var.
O Covid'i başımıza bela edenler var. Hayvan üzerinden geliyor diye bütün hayvanları yasaklatıp sentetik et yapma projesi de Microsoft'un. Başladılar. Yani bakın Kanada'da. Bu Sebulü Reşat dergisinin bu sayısında biz bunu konu detaylı olarak incelemeye çalışacağız. Şimdi böyle bir tehditle, bir komployla karşı karşıyayız. Türkiye bu darboğazdan, kıskaçtan bir an önce kurtulması lazım. O zaman sizin yasa yapmanıza gerek yok. Yasalar, bu uluslararası sözleşmeler norm hukuk statüsündeyse, ona aykırı olmayacaksa, sözleşmeleri olduğu gibi yasalaştıralım. Sözleşmeye göre üst mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de yargılama yapacaksa, sizin yasa yapmanıza gerek yok. Bu milletvekilleri savundukları yasa maddesini okumadan kürsüye çıkıp konuşuyorlar. İstanbul Sözleşmesi de öyle oldu. Evet, sizin bir şey yapmanıza gerek yok. İnsana gerek yok. Asıl oyun bu. Bakana da gerek yok. Humanoid'i oturt. Onu da GPT-3'e bağlayalım. Süper yapay zeka. Ne istiyorsanız söylüyor size. Eğer Dünya Sağlık Örgütü tavsiyesi sizin için yön ve istikametse, eylemin referansı olacaksa, ne yani her ile bir tane il sağlık müdürü atamanıza gerek yok. Biraz daha humanoid göndersinler. Amcanın oğluysa illa da birisini orada tutmak istiyorsan onun kafasına da bir çip takalım, onu da bilgisayara entegre edelim, o da cyborg olsun. Şimdi bakın, grid reset'i görmüyorsanız, yeni normal dönemden haberiniz yoksa, ya Davos'a gidip, Davos'a gittik falan, bak bizi davet ettiler diye gelip orada anlatıyordunuz. İşte Davos'un ana gündemi bu. Şu sayfaya girin de bir okuyun bakalım. Great Reset neymiş? Zapsu'dan işte öğreniyoruz. Zapsu, Hariri. Yani hani bir röportaj verdi ya. Öğrenselerdi. Var diyor. Bak, öğrenselerdi ona göre tedbir alırlardı. Yani bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün yönergeleriyle Türkiye maalesef sağlık politikalarına yön veriyor. FAO'nun politikalarıyla, ki hepsinin içinde Bill Gates falan da var. Burada bir takım holdinglerle işte onlar Gezi'ye destek veriyorlar diye böyle birbirlerine yan bakıyorlar. Ama her iki tarafla anlaşma yapan tepedeki adam aynı. Bu sağcıyı da solcuyu da hani aynı silahları verip birbirini vurduran çeteye benziyor bunlar. Ve bu Dünya Sağlık Örgütü ve benzeri FTI gibi yapılar bugün o Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden daha tehlikeli hale gelmiştir. Onun için dünya beşten büyüktür filan lafını ya bırakın. Tamam. Ya da şuna mı döndüler bizim mottomuza? Tek devlet, tek millet, tek bayrak. Devlet. Yani o küreselciler de buna mı döndü? Yok. Yeni Bretton Woods'da. Hayır, küreselcileri diyorum işte. Tamam, onlar da slogan. Tek devletiz diyor. Ya o devlet de yok. Yani hani hegemonik güç anlamında söyleyelim. Hegemonik onlara güç tepede, tepede böyle bir tanrılar, mitolojik tanrılar kurultayı gibi bir şey var. Hepsi bir tanrı. Ve kaos içinde bir yönetim. Yani o doların arkasında yazan şey kaos içinde düzen. Düzen, evet. Karmaşa, çatışma içerisinde tabii dengenin bulunması ile ilgili. Bunu anlatıyorum. Dolara bakıyor. Onun arkasında kipromide bakıyor. Onu okumuyor. Sonra da bir tanesi tanınmış bir gazeteci, beynim yandı okuyunca diyor. Beynin niye yanıyor ki? Bunun ne anlama geldiğini şimdiye kadar hiç düşünmedim. Biz 5 yıl önce burada, 4 yıl önce o doların tılsımlı bir büyük kağıdı olduğu üzerinde tamam, hatırlıyor musun? Arabalı vapur iki taraftaki motor birden çalışır. İşte bu kaos dedikleri hikaye. Herkesi birden destekleyeceksin. Ölen ölür, kalan sağlar senindir. Eşit duruma geldi mi hangisine destek verirsen araba o tarafa gider. Şimdi Waterloo Savaşı'nda Rothschild'lerin Fransa karşı Napolyon'un yanında durup, yani Napolyon'un yanında durup İngiltere Prusya'ya karşı, ama aynı Rothschild'in İngiltere Prusya'da Napolyon'a karşı onların yanında olduğu gibi. İkisinin de yanında. Yani tamam, satrançta işte hem beyaz taş onlara hem bakın, siyah taş onlara. Bunu anlatıyorsun, beynim yandı diyor adam. Yani evet. Ama sizin bazı anlatılarınız da çarpıtılıyor. Mesela siz geçen bir gazeteye mülakat verdiniz. Sözlerim çarpıtıldı dediniz. Bunların da... Yani aradılar beni çok nazik bir şekilde. İşte bir dava açtınız falan. Dedim bak, dava açan ben değilim. Ben destek veriyorum.
Muammer Karabulut, onunla konuşun. Yani niye hani hemen beni? Siz tabii. Hani ben bundan çekindiğim için falan değil. Evet, çekinsem evet. Zaten basın bülteninde açık destek vermem. Hı-hı. Yani hemen de rol kapmaya da olur mu öyle? Yani. Benim beraber yola çıktığımız bir arkadaşımız. Orada bir platform var. Orada bilim kurulu var, arşiv de orada. Yani bu konulardaki bütün arşiv bende değil. Bir sürü datam var ama hepsine ulaşmam zaman alır. Onunla konuşun dedim. Yine ben size birkaç soru sorayım dedi. Tamam dedim, yani ben hani Muammer'le konuşacaklar diye Muammer'i de aradım dedim. Seni arayacaklar. Onlara da Muammer Bey'in telefonunu verdim. Sorularına cevap vereyim de doğru düzgün sorular sorsun. Belki basit teknik konuları da ben aktarabilirim diye. Baktım arkası arkasına soru soruyor. Dedim ki siz bana sorularınızı yazın. Ben de size yazılı cevap vereyim. Çünkü ne anladı, onu nasıl yazıya dönüştürecek bilmediğim için. Dava dışında ben detay sorulara, ki onu da yayınlamak üzere değil, okuyup davayla ilgili arıyorsun çünkü. Ama iş, PCR'a, aşı. Meğerse hiç Muammer'i aramamışlar. Benden aldıkları görüşleri, tamam yani o görüşlere verdiğim cevapları, yazılı cevapları özetliyor ama tümüyle değiştirmiyor. Tamam, orada bir problem yok. Ama karşıma bu defa benim hiç tanımadığım 4-5 kişi bilim adamı diye tırnak içinde onu hazırlamışlar. Dilipak böyle diyor, ne cevap veriyorsun? İyi, onların fikirlerini al bana sor. Yani dürüstsen, eğer beni işte ben diye arıyorsan, hayır beni ben diye aramıyor. Beni dava açmışsınız diye arıyor. Dolayısıyla bir algı operasyonu var burada. Yıllardır adımdan söz etmeyenler birden bu Hürriyet'e manşet oldu. AKP'nin papatyaları yazısından sonra hemen aleyhime bir kampanya yapmışlardı. Ondan sonra bayram değil, seyran değil. Tak diye aradılar. Siz buradaki şeyi göremediniz mi? O kadar yılların tecrübesi, 47 yıldır mahallenin içinde. Yani ben en azından iyi niyetinizden asla ödün vermiyorsunuz. Dürüst davranırlar. Orayla konuşur. O Muammer Bey de beni arar. Ya böyle diyorlar, ne diyelim falan diye. Yine beraber cevap verebilirdik. Ben onlara açıkça adresi söylüyorum. Ya da bana derdik ki ben sizin benim görüşümü taşımak niyeti taşımıyorlarmış. Benim görüşüme karşı onu nötralize etmek için bir takım çevrelerin görüşlerini üstüme yığacaklarmış. Ama haklılık ayrı bir güçtür. Ve tabii bu geri tepti. Baksınlar yayınlarının altındaki notlara. Onlara. Kendiler komplocu duruma düştüler. Ayıp yani bunu bana böyle yapmaları, ki bu güya iktidarı destekleyen bir gazete ve bana karşı böyle bir komplocu yaklaşımları. Ama işte Dilipak'ta bu noktada ahlak bu durum, sorunu. O tabii ki o ayrıca tartışılır. Benim asıl şeyim buradaki, yani üstad dedim, buna nasıl sen düştün? Yani orası işte. Ben de hata yapabilirim. Söylediğim sözlerden bir eksiklik sorun yok orada. Yok. Orada sorun ama yok. Ama yani hata. Böyle bir şeye yani insan şimdi, yine de. Yaşanan bu gelişmelerde mesela getirdiğiniz eleştiriler üzerinden şöyle bir kanaat da var. Siz itirazlarınızı, şimdi televizyonda bizi izleyen hacı abi, hacı abla, işte hacı anne, yani işte işten yorgun gelmiş, yemeğini az önce yemiş, işte çayı içiyor, bir yandan da uyku bastırmış ama ya Dilipak yine 5G aleyhine, PCR aleyhine bir şey diyecek mi aşıyla alakalı diye bekleyip izleyen kardeşlerimiz, zin genel anlama standartlarını ifade edecek şekilde konuşmadığınız yönünde. Yani demin bir örnek verdiniz, dediniz ki mesela şeyde ne dediniz siz McKinsey'de, hatırlıyor musunuz? Evet. McKinsey Tayyip Erdoğan'ın one minute dedikleridir. Bak şimdi herkes anladı bunu. Şimdi FFDI, DSÖ bunları saydığımızda, Musk, ama Gates, işte orada Microsoft IMF dediğimizde ve dünya beşten büyüktür söyledim. Ve işte bunları söylediğinizde o kadar anlaşılır bir netlik taşımıyor ifadeleriniz. Yani dünya beşten büyüktür taşımıyor ifadeleriniz. Genel anlamda söylüyorum. Evet. Genel anlamda söylüyorum. Az önce verdiğiniz örnek üzerinden de vurgulayalım. McKinsey örneği üzerinden de vurgulayalım. Daha böyle tabanın anlayacağı dilden, mesela az önce şunu kullandınız.
15 Temmuz'dan daha tehlikeli bu çete. Evet. Ha yani, şimdi mesela bunu açalım. Global bir darbe. Ha, bunu bakın, açalım. Mesela tamam. 15 Temmuz'da ne yaşadınız? Şimdi televizyonun karşısındaki hani onların tabiriyle göbeğini kaşıyan adam var ya. Hani bidon kafalı dedikleri izliyor, biliyor bunları. Tecrübe sokaktan geliyor. Bu o zaman baştan başlayalım. Bu yani buna baştan başlayalım. Bu 27 Mayıs'tan bir söylem da sorunu var. 12 Mart'tan da 12 Eylül'den de 28 Şubat'tan 15 da Temmuz 15 Temmuz'dan da evet. Daha tehlikeli bir sürece giriyor Türkiye ve dünya. Hı hı. Yani bütün dünyayı tehdit eden bir tehlikeli durumla karşı karşıyayız. O yüzden mi şimdi mesela sokak mesela Amsterdam yanıyor şu an. Eindhoven yanıyor. İsrail, Moskova'da da olaylar Moskova'da şu anda. İşte Amerika'da devam ediyor olaylar. Şimdi İsrail, İsviçre ve İngiltere vurulan aşılarla alakalı İsrail'deki bu aşı sürecini takip eden bakanın açıklaması var. Biz o kaynakları da takip ediyoruz. Diyor ki ilk aşıları vurduk. Aşılardaki başarı oranımız %50. Sonra ikinci aşıyı vurduk ilk aşı vurulanlara. Bunlarda da başarı oranımız %30'a düştü. Pfizer aşısı yalnız bu. Bizim vurulduğumuz aşı bir değil. Bir de DNA'da ve halen, tahribata yol açıyor. Ve halen değerli izleyenler, yani İsrail resmi makamlarından bir açıklama bu. Halen ikinci aşıyı vurulmasına rağmen korona olanlar var. Şimdi belge ya bu yani Haaretz'e düşmüş. Biz söylediğimiz zaman bilimsel olmuyor. Bu bilim denilen lanet olası şey neyse Ebu Cehil kafası böyle bir bilim çıkarttı. Onun ideolojisi var, onun siyaseti var. Ebul Hakem dedikleri adamın yani Belam'ın her şey. Belam'ın da bir o ilmi vardı. Hazreti Musa ve Harun'dan sonra Tevrat'ı en iyi anlayanlardan biriydi. Eğer ilim bizi hakikate götürmüyorsa o ilim değildir. O şeytanın ivasından başka bir şey değildir. Bunlar gözleri var, görmüyorlar. Kulakları var, duymuyorlar. Kalpleri var, hissetmiyorlar. Feraset de yok. Kim bunlar? Bütün dünyayı yakıp işte ortada Amerikalıların başına gelen bizim de başımıza gelir. Türkiye'de bize ihtiyaçları yok. Türkiye'nin arzını istiyorlar. Amerika'dan, Avrupa'dan kendi yetiştirdikleri o Euro İslam kafalı, Amerikano İslam kafalı bir topluluğu getirir. Toplumun hoşuna giden, ki FETÖ'de çok hoşuna gitmişti bunların. O cemaatlerle bu ülkeyi yönetmeye de kalkabilirler. Çünkü millet de ifsad oldu. Gerçek bir din algısından çok böyle ritüeller, seremoniler yani törenler, alay-ı vala ile gösteriler. Pekala onlar homoseksüel bir adama ezan da okutabilirler. Bunların kutsalı yok. Biden ne yaptı? İncil'e el bastı. Bakanlarının yarısı Yahudi. LGBT ya da. Ha, yani evet trans şeyler bile var. Yani 10 emirle bütün vahyi filan imanı bırak. 10 emirle bile çelişen dalga mı geçiyorsunuz siz? Ki Kelt İncil'idir o. Evet. Daha apayrı onu sırf konuşsak bir program yani, yetmez. Kaç tane İncil? Herkesin tabii. Kendi İncil'i. Herkese kendi şeytanı. Tabii. Evet. Yani Türkiye o yönetmenim imaj vardı hani Yahudi bak şeyler kabinedeki diye onu şey yapabilirsek. Yani biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz ve bütün insanlığın kurtuluşu için bir yol açmamız gerekiyor. Ve şu meta olan alınıp satılan dünyevi şeylerden söz ederek eğer AK Parti oy kazanacağını partideki erimeyi durduracağını zannediyorsa unutsun. Yani millet can derdinde başka yere gidiyor bu işler. Tam da aksine iç siyasette sanki Biden dönemi işte dünya üzerinde yaşanan uluslararası gelişmelerde Türkiye'nin yeni bir yol haritasının hazırlıklarını yaptığına yönelik bir takım şeyler var. Tezler var. Onu psikolojik konuşalım. Psikolojik olarak o şekilde bir hava doğruluyor. Bu siz tehlikeli bir yolda ilerlerken sırtınızı sıvazlayanlara dikkat edin. Şeytanın soldan geleninden daha tehlikelidir sağdan geleni. Sırtını sıvazlayanlardan daha dikkat edin diyorsun. Yani Allah lillah bismillah yürü aslanım.
tekbir diye arkandan bağırıyorsa ama sizi şeytani bir yola sevk ediyorsa, ayet ne diyordu? Şeytan sizi Allah'la aldatmasın. Onun için her şey tamam, problem yok, çözeriz. Çözersin. Kurbanlık koyun, kurdalesi bağlanır, kınası yakılır ve başı okşanır hep. Tamam. Dikkat edin. Az sonra dikkat kesilecektir. Edin. O imajı yönetmenim alma hemen. Yani evet, Biden'ın tabii kabinesinde Amerikan nüfusunun %1'i, yani Yahudi toplumundan bahis de değerli izleyenler. Yani kabinenin %50'si tamam Yahudilerden oluşuyor diye. Biz de bugün gün içerisinde Doğan Kasadoğlu Bey'le bir vesileyle telefon görüşmesi yaptık. O konu üzerine konuştuk. Dedi ki ya bu adam dedi Minyan'ı oluşturacak. Bülent dedi Minyan'ı oluşturmadan. Dedim Minyan ne? Bana izah etti. Ben de programı açarken değerli izleyenler Minyan'ı oluşturdu diye. Minyan Yahudi inancına göre, yani toplu yapılacak ibadetlerde biliyorsunuz işte Hanefi mezhebine göre 3 kişi olmadan cuma namazı kılınmaz. Cemaatle yapılacak ibadetlerde. Tora, Tevrat okunacak. 10 kişi olmak zorunda. Yahudilerin şimdi bir araya gelmesi için 10 kişi olma cemaat, şartı var. Yani bir imam var, bir müezzin var, diğeri cemaattir. Yahudilikte öyle değil. Eğer bu kutsal sandığı açacaksa onu açacak kişi bellidir. Yani içinde vahiy ruloları olan, bunların hepsinin toralardan olacak. Yani mesela böyle matbaada basılan kitaplarla değil, okunmaz değil, o. Evet. O tek tek kendilerine göre temizlenmiş olarak bir bakıma itikaf gibi bir ortamda özel olarak yazılması ve sayılarının belli olması lazım. Öyle evine herkes Tevrat alamaz Yahudilikte. Yani kişiler tabii, kendi tabii, okuyor. Tabii rabbinler. Yani o yani tamamen ayrıdır. Onu yazacak olan ayrıdır. Yazıp ruloya koyup sandığa koyduktan sonra o dokunamaz bile. O sandığı açacak olan başkasıdır. Sandığın içinden bir başkası gelip onu alacaktır. Hepsinde de dualar vardır, zikirler vardır. Onu okuyacak olana verecektir. Yani tamamen seremonileri vardır. Dolayısıyla mesela bir cenaze namazının kılınmasına, mezarlığa gelene kadar gelecek olanlar, geldikten sonra içeri girecek olanlar, içeri girdikten sonra tabutu açacak olanlar, tabutu açtıktan sonra ölüyü dışarı çıkartacak olan, dışarı çıkarttıktan sonra mezara koyacak olan, hepsinin ayrı ayrı seremonileri var. Dolayısıyla yani Yahudilikte cemaatin oluşması imama ve mezine, imama uyacakların peşine takılacakları değil. İmamet böyledir onlar. Evet. Yani hepsinin görevi var. Yani burada herkesin yani burada görevi var. Artık kabineleri toplarken yani şofar mı üflerler? Nasıl yaparlar ya da hazan mı çalınacak bilmiyoruz. Şimdi gerçi Biden ne demiş ki ben bunlara Hristiyanım. Evet. Ama Siyonistim. Tamam. Siyonist bunlar, olmam için Yahudi olmama gerek yok diye açıklaması var yıllar boyunca. Siyonist, bunlar Siyonist. Ben Yahudi kelimesini, yani Beni İsrail kelimesini, tabii, yani Musevi kelimesini kullanmak istemem, da istemem. Ben de burada. Yani bunlar Siyonizmi ayrı tutuyoruz. İncil'in üzerine basıp Tevrat edip ama öbür taraftan da İstiklal marşlarını, kendi milli marşlarını Lady Gaga'ya okutan bir kafa. Bakın eğer bunlarla iyi geçinecekseniz yeni bakanlar kurulunu, bunlarla iyi geçinmek isteyen ülkeler yeni bakanlar kurullarını lezbiyen, gay, o hani LGBTQ plus var ya, evet, onlardan seçmesi gerekir. Başka türlü sizden razı olmayacaklar bunlar. Bunlar Yahudi ya da Hristiyan da değiller. Olsalar keşke. Yani bakın başka bir durumla karşı karşıya şu tabloyu gördükten sonra bizim bakanların kendilerini gözden geçirmeleri gerekir. Eğer onlar bunlarla iyi geçinerek geleceğinizi o dostlukta görüyorsanız. Şimdi tamam da yani ne demek istediğinizi anlıyoruz. Yani bunlar o kadar çok şeytani bakış açıları ve yorumları, Hazreti tarzları var Lut ki. Dönemindeki o dönemdeki yöneticiler bu kadar açık ve çok bir şekilde toplumun karşısında değildi. Oradaki herkes homoseksüel değildi. Ama onlara ses çıkartmıyorlardı. Evet. Bakın şimdi çok tehlikeli. Bunlara ses çıkarmayanlar Lut kavminin başına gelen belaları bir şekilde bu dünyada ya da ahirette karşılığını göreceklerdir.
Tevrat'ta niçin minyan, yani Yahudilikte niye minyan şartı var? Lut Aleyhisselam'a geleceğim. İbrahim Aleyhisselam, tırnak içinde Tora'ya göre söylüyorum, Tanrı'yla, yani helak etme o topluluğu, Lut'un kavmine dokunma der. O der ki tamam, Lut'un kavminden 10, evet, Lut'un kavminden 10 temiz adam bul getir, ben onu helak etmeyeceğim. Ve derler ki İbrahim Aleyhisselam 10 temiz adam bulamadı. Ve o yüzden Minyan o 10 kişiye atıfla oluşturulur. Onlu. Onlu ve aşeri mübeşşere. Aşeri mübeşşere de onludur. Yani aşure de oradan gelir, bir onlama. Yani 10 on temiz adam bile bulamadığının var olduğu Lut kavmi üzerinden bu belalara düçar olunduysa, Allah korusun, işte artık küresel çetenin getirip başımıza, dünyanın başına koyduğu. Bakın bu, Avril Haynes'la ilgili yazdım ben neler. Janet Yellen'ın kim olduğuna bakmak gerekiyor. Hmm. Bakın bu yeni Bretton Woods'u hazırlayan kadro olacak bunlar. David Cohen. Yani siz CIA'nin başına getirdiği adam orada. Başkan yardımcısı, ulusal istihbarat direktörü. Arul Haynes, bunların bir kısmı da pedofili. Yani bunlar, ben dinle bunları anmak istemiyorum. Evet. Biden'ın bunu da orada çok fazla tutacaklarını da sanmıyorum. Bu demokrat ve globalistlerin koalisyonudur. Evet. Yarın demokratlarla globalistler de birbirine girecekler. Yani demokratların tepesindekiler bunlar gibi olsa da, hı hı, demokrat olan herkes böyle değil tabii. Böyle değil. Kesinlikle. Mesela cumhuriyetçilerle bile anlaşabilirler. Amerika'daki o ismini şimdi birden hatırlayamadım. Nota almıştım. O diyor ki yani bu cumhuriyetçi belasından kurtulmak isterken demokrat entelektüeller de aynı çukura düştüler. Hı. Amerika katil bir devlettir diyor. Hı. Yani bir Amerikalı bu ünlü düşünür. Şimdi yani bu ekip üzerinde mesela eski CENTCOM başkanı, eski CENTCOM'un başkanı Pentagon'un başına getirildi. Lloyd. Biz bu adamı nereden tanıyoruz? YPG, PYD'yi eğit donatta. YPG, PYD'yi silahla donatan adam. Şu an Pentagon'un başında. Yani peki şimdi biz Amerika'ya karşı İngiltere'yi yanımıza alarak, hı-hı, yahu bunların arkasındaki Rothschild ekibi değil mi? Globalistlerin. Ama işte bir Rockefeller ekolu da var. Rockefeller bunun yanında bir şey değil. Rockefeller'ın torunuyla da Enes Kanter, tamam, kanki olmuşlar, yani sevgili olmuşlar. Yani bunlar kendi aralarında kavga etseler de bize karşı asla kendi aralarında kavga etmezler. Yani bir yek vücut Amerika yok ama o an geldiğinde tek vücut olurlar. İngiltere'yle de bir şey yapamazsınız. Sizin bütün dünyadaki Müslümanlar, erdemli insanlar ve mazlumlar ve başkalarına yönelik bu tür komploların içinde olmayan, tehdit oluşturmayan kendi halindeki insanlarla ittihat, ittifak ve itilaf üzere olmak üzere yeni bir dayanışma, global dayanışma cephesi oluşturmak zorundayız. Bu sadece politik değil, bu aynı zamanda sivil bir tabana oturması lazım. Ve burada bizim adalet, barış, hürriyet, herkesin inandığı gibi yaşadığı, düşündüğünü özgürce ifade edebildiği, malı, canı, namusu, aklı, inancı, neslinin güvende olduğu bir medeniyetten söz etmemiz gerekiyor. Darusselam'dan söz etmemiz gerekiyor. Biz onu demiyor muyuz? Ve buna giden yolda da tekrar evamir-i aşere. Aşereye geldik. Yine aşereye gelelim. Hristiyanlar, evet, Yahudiler, Müslümanlar, buna inanmasalar bile bu 10 maddede, Kur'an'da da ifadesini bulan şekliyle 10 maddede ittifak edebiliyorsak bunlarla biz bundan sonra yola devam edebiliriz. Yoksa bu celladımızın bunlara yaklaşmak, tabii ki öyle, boynuna sarılmaktan başka ama bir anlam taşımaz. Ama biz zaten uzun yıllardır bu devlet geleneği üzerinden, yani yeri gelip şeytanla bile aynı masaya oturmak durumunda kalmış. Yani şerlerinden emin olmak için Resulullah'ın Medine'nin en şerli adamını mescidin kapısına kadar, hatta şehrin dışına kadar uğurladığı gelenekle, bu öğretilerle
Milgem 5. Onlarla gemiyi... Onlarla çıkar birliği kurmak ya da onlara sığınmak anlamına değil, gelmez. Tabii bu. Ki velayet değil orada. Veli tamam. edinmeyeceğiz. Tabii. Milgem 5. gemiyi denize verdi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törenle denize indirdik. Ertesi gün Nijerya'da yani bildikleri Türk bandıralı olmayan ama Türk personeli olan bir gemi korsan görünümlü istihbaratçılar basıyor. Büyük ihtimalle arkasında Fransa var vesaire. Bölgeyi biliyoruz çünkü. Bunlar şimdi söylenmiyor ama korsan görünümlü adamlar. Yani biz bunu bile bile zaten o 5. gemiyi de indiriyoruz. Oradaki bakın yani, Somali açıklarındaki korsanlar da aslında bir takım batılı istihbarat örgütlerinin truva attı. Evet. Yani orada bir uluslararası güya koalisyon oluşturdular. Ama orada hala korsanlık olayları yani, bitmiyor. Nedense bitmiyor. İşte bunlar böyle uluslararası sistemin aklımıza yatan rasyonel teklifleriyle oluşturulan yapılar. Ama işte şey yapıyor, parmak sallıyorlar işte Nijerya i̇şte, üzerine. Oradan parmak sallıyor. İşte, sallar. Yani, tabii ki sallayacak. Daha onlar sallayacak, bunlar sallayacak, bunu planlayacak diye. Ermenistan üzerinden sallayacak. Şimdi Gürcistan'ı tekrar NATO'ya almaktan söz ediyorlar. Evet, yine, yarın tamam. Gürcistan'ı karşımıza dikmeye çalışacaklar. Yani şeytan şeytanlığını yapacak. Eyvallah. Bizim de buna yani biz karşı... Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Ya Dilip Ak işte yine anlatıyor. Girdim o da Amerika öyle oldu, şöyle oldu. Adamlar çok büyük bela başımıza iş açacaklar. Şeyinde dönmesin konu. O yüzden yani, anlaşılır dille üzerinde. Covid'le geldiğimiz noktayı önlerine koysunlar. Bundan sonraki adımın bundan daha tehlikeli olacağını bilsinler. Yarın biz bu oyunun farkına vardığımızda ki hiç kimse tek başına politikacı, akademi, STK, medya, kanaat önderleri hiçbirimiz tek başımıza bu belayla baş edemeyiz. Evet, hepimiz beraber ama olacağız. Yani bugün belki Ankara'da 10 yeri aradım. CHP'nin kanun teklifi, hayvan hakları teklifine ulaşıyorum. MHP'nin değişiklik istediği maddelere ulaşıyorum. Ama bizim AK Parti'nin teklifine ulaşamıyorum. Demek hem de doğru. 2 tane varmış aralarında. Doğru kişileri aramadınız belki ondandır. Şeyde vardır, partinin web sitesinde bile vardır. Yok, tahminim. Mecliste de yok, partide de yok. Oh. Evet, girip bakabilirler. Ya milletten gizli yasa mı yapılır? Temmuz ayı gibi geldi. Ben kendi adıma arayınca... Değildir canım, ben, gizli. Siz niye hemen öyle yorumladınız ki? Ben gizli olduğunu, yani verilmediğini öğrendim. Başkaları üzerinden arattım, yine alamadım. Ne ya? Daha henüz bitmemiştir. Tamam bitmemiştir. Temmuz'da diyor çünkü yönetmenim. Yani salı günü meclise gelmesi söz konusu. Herkes meclis şeyini zaten yıllardır, 10 senedir gündemde. Bununla ilgili başka mecliste bir araştırma komisyonunun raporları var. Aslında bizim tarlayı epey sürmüşler. Muhsin Başkan'ın dediği gibi. Düşünsenize biz hala bu süreçte bir sürü içeriye data konmuş... Bunu destekleyen vakıflar, hatta İslami referanslarla bir takım dernekler, yine kadınlar içeride, tam bu İstanbul Sözleşmesi çetesi bu işin içinde. Onlar habire medyaya, yabancı medyaya, habire bilgi taşıyorlar. Bir sürü akademik makale yazılmış. İktidarda olan AK Parti, yardım ve beraber olduğu MHP değişiklik teklifini madde madde birkaç maddede özetlemiş. AK Parti niye eleştirirler diye. Eleştirirsin zaten. Niye açıkça bunu gelip sivil toplumunda, basınında konuşmuyorsun? Basını kime anlatıyor? Batı'da gelen bir takım haberleri, yorumları almışlar, derlemişler, paketlemişler. Senin tarlanı onlar sürüyor. Şimdi de Salı günü meclis açılacak. Çarşamba günü bunun gündeme, komisyonlarda gündeme alınması bekleniyordu. Bakalım işte. AK Parti'nin, gelirse biz de görürüz. Ben tekrar bütün AK Partililere, sorumluluk duyan herkese söylüyorum. Meclisin internet sayfasına da girin. AK Parti Genel Merkezi'nin internet sayfasına da girin. Hayvan hakları yasa tasarısı diye aratın bakalım ne bulacaksınız. Veysi Çiftçi Mardin'den. Bülent Bey, okumayacağınızı bilerekten yine yazıyorum. Bilemediniz Veysi Bey. Hocama selamlar.
Sizler Mackenzie denen belayı açıklayıp belanın defolmasına sebep olduğunuz zaman ne yazık ki bundan daha büyük belayla, yani aşıyla geliyorlar. Dilipak'ın dediği gibi. Maalesef aynı İstanbul Sözleşmesi'nde gibi muhalefet ve iktidar el ele aşıyı desteklemekte görüntüsü veriliyor demiş bir izleyicimiz. Peki tam bu kabine yaşanan gelişmeler, mekanın sahibi geri geldi havası Amerika'da Biden üzerinden. FETÖ mutlu mudur şu an? Nasıldır? Çünkü FETÖ'nün Amerika'daki vakıflarının bizzat Biden'ın oğlunu, tabii, bizzat karısı, Biden'ın hanımını tabii maaşa bağladı. Onlarla alakalı tabii imaj var yönetmenim. Mutlaka tabii getir. Tabii. Buradan da yorumlayalım. Buradan da kapatalım. Diğer konulara girelim. Bir defa Biden'ı çok önemsemeyelim. Evet evet, onu biz yani ben oradaki aynısının daha önemli olduğunu ve Kamala Harris'ın Kamile, Hintli Kamile Harris'ın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Biden şimdilik bir geçiş döneminde orada duracak. FETÖ'ye gelince Enes Kanter mi? Rothschild'in... Evet, Kanter, Rockefeller'ın. Rockefeller'ın torunuyla. Evet, tamam. Onu atayım mı ben sana yönetmenim? Evet. Bu ne? Ha evet, bununla alakalıydı. Evet, bir açıklama yani oldu. Siz de bunu tam evet şey yapmışsınız. Yeni Akit.com.tr'dendi. Bir diğer başka imaj olması lazım herhalde yönetmenim. Yani FETÖ mu Biden'ci, Biden mu FETÖ'cü? Hakikaten ilginç bir şey. Yani FETÖ'nün ihtirası Amerika'yı da yutar. O Almanya'nın raporu gibi. Biden'ın üzerine basarak daha da çıkmak. O kadar yani. Tanrı, Tanrı'yla. Ya şimdi sen karıştırma. Bunların hepsi kendini Tanrı zannediyor. Ama bir de Tanrılar Tanrısı var. Mitolojide öyle. Bu Tanrılar Tanrısı ile el ense zaten. Haşa sümme. Haşa. Yani gidiyor konuşuyor. Rabbim sen öyle düşünüyorsan düşünürsün ama ben senin gibi düşünmüyorum diyebiliyor. Yani şimdi Fethullah Gülen'in misyonunu öyle bunlarla kıyaslama. Yani diyorsunuz ki yapının içerisinde FETÖ bunların da üstünde mi? Hayır, öyle bir şey yani demiyorum. Yani şey ama olarak, onu, hiyerarşik olarak o bağlamda hayır mı söylüyorsunuz? Hayır, öyle bir şey söylemiyorum. Temsil ettiği... Ama kendisinin ihtirası öyle birisi tanıdığı, dokunduğu birinin üstüne çıkmak ister. Yani onu kişisel olarak görseniz mesela Cumhurbaşkanı ile olan ilişkisinde şunda bunda çok daha hürmetlidir. Yani. Ama onun üstüne basmak ister. Yani Demirel'i de takmaz, Erdoğan'ı da takmaz. Ya tabii onlar. Şimdi Amerika'ya gitti. O fırsat bulursa Biden'ın üzerine basıp üstüne çıkmaya çalışır. Ben diyorum o hedefi nereye gidiyor? Sen ölümlülerle karıştırma şimdi. Adam direkt zaten online. Cebrail Aleyhisselam'ı da aradan çıkarttığı için beni kimse kandıramaz. Ben reisi çok seviyorum kardeşim. Yani bu konularla Tayyip Bey düşünce CHP gelecek daha mı iyi demiş bir izleyicimiz. İsmini de yazarsanız sevinirim. Niçin AK Parti ile uğraşıyor Dilipak demiş. CHP ile hiçbir sıkıntısı yok Dilipak. Ben hiç duymuyorum ki CHP eleştirsin demiş. Bakın ne kadar yani özgüven içerisinde Dilipak'a karşı bu sorularınızı sorabiliyorum. Yani burada herhangi bir şeyi örtme, perdeleme gibi bir durum söz konusu. Yani Amerika değil ile Batı ile ilişkiler konusunda kimsenin farklı görüşü yok. Yani global reseti kim söylüyor? Davutoğlu mu söylüyor? Babacan mı söylüyor? CHP mi söylüyor? HDP mi söylüyor? Benim CHP ile ya da HDP ile ya da başkalarına karşı bir blok söylüyor olarak böyle bir genel bunlar yani kendiler belli bir grup işte öyle, onlar da öyle düşünüyorlar. Yani düşünsünler. Evet, Rockefeller'ın torunu bu. Yani tırnak içinde bizim oğlan kalbini fethetmiş. Tamam. FETÖ'cü NBA'deki basketçi. Neydi bunun adı? Kanter. Tamam. Evet, Enes Kanter. İlginç değerli izleyenler. Yani Rockefeller'ın torunu bilmiyorum. Yani bu bir magazin haberi değilse ki teyit ettik baktık. Bunlar sıradan durumlar değil. Yani hakikaten yani bir mankenle ya da işte bir Hollywood yıldızı aktristiyle falan değil. Rockefeller'ın torunuyla bu fotoğraflar
dikkat çekici fotoğraflar. Bunun alt mesajlarını aslında canlı yayında yorumlamak lazım ama aşırmayın, tarlam olur oralar. Hiç girmeyen. Yani işte. Yani evet. Şimdi üstadım. Siz evet işte Arayana. Evet. Yani evet, böyle herhalde Instagram'dan birbirlerine aynen. Amerika'nın bu nedenden dolayı mı ikiz kulelerden daha büyük bir krize ihtiyacı var? Yani yeni bir hamle yapacak. Dünya, yani Çin'den bir saldırı, Kuzey Kore mi olur, Çin mi olur? Kızım sana söylüyorum, gelin sen dinle, anlamına gelecek. Birilerinin üzerinde kırbaç çaklatması lazım. Bak böyle yaparım diye. Yani tehdit edebilmek için kararlılık ve cesaret gösterisi onlar için, tırnak içinde söylenecek şey bu. Bu Çin mi olur, İran mı olur, Kuzey Kore mi olur? Bir yerden patlayacak. Ama tabii onların bir hesabı varsa Allah'ın da bir hükmü var. Ben hep bu şunlar gelmesin, onun için şuna razı olalım, ölümü gösterip hastalığa razı etmek isteyen bütün senaryolara karşıyım. Biz hakkı ararız ve Allah'ın yardımıyla da yani toplum layık olduğu yere ulaşır. Buradaki bütün ölçü toplumun liyakatının üstün olmasıdır. Yoksa liderleriniz, başınıza Hazreti Lut gelse, kavim Lut kavmi olmuşsa, peygamberlerin kurtarıcı gücü yok. O arkadaşlar bunu bir düşünsünler. Abi biz buraya yani, bakış atıyoruz. Peygamberlerin kurtarıcı gücü yok. Peygamberler bile kurtaramamışken toplumlar fesat olduğunda. Yok, liderlerin falan kurtarma gücü yok. Kim ki Allah'ın ipine sımsıkı tutunursa kurtuluşa erenler ancak onlardır. Ama velev ki başlarında peygamberleri onları terk edip gitmiş bir topluluk bile olsanız, Hakk'a döndüğünüzde peygamber başınızda yok. Ha, Hazreti Yunus örneğinde olduğu gibi. Yani toplum merkezi. Bu lideri put edinme. Bakın haşa, Allah'ı da put ediniyorlar. Onu put dikmediler mi? Yani, Lat, Menat, Uzza. 360. Peygamberi de put edinmediler mi? Hazreti İsa'ya Rab demediler mi? Bunlar putperestliktir. Önce evet, biz günümüz evet şirkini de modern, doğru anlamadım. Modern şirkidir. Yani onu siz mutlaklaştırırsanız, para da, kadın da ya da birisi için erkek, her şey puttur. Puta dönüşebilir. Dönüşebilir. Onun için mallarınız, canlarınız ve sevdikleriniz sizi Allah yolunda mücadeleden alıkoymasın der. Bu lider örgüt ki burada ayetin şeyi çok açıktır. Din büyüklerinizi ilah ve Rab edinmeyin der mesela, bu çok 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 önemli bir uyarıdır. Devleti de put edinmemek gerekir. Devlet adamlarını da. Augustus nereden geliyor? Ankara'daki Hacı Bayram'ın avlusundaki o harabe nedir? Augustus tapınağıdır. Augustus tapınağı ne? Kendini tanrı kral ilan eden Roma İmparatoru Augustus adına dikilen mabettir o. Yapılan mabettir. Bize de onu takvim yaptılar. Augustus. Osmanlı döneminden de gelir o. Kavramlarımız, kelimelerimiz, yaşam tarzlarımız, inanç bütünlüğümüz üzerinden tevhidi anladık da şirki anlamakta bir takım sorunlar yaşıyor olabiliriz. Zaten İslam alimlerinden birine atıfla sözdü. Biz tevhidi anlattık ama şirki anlatmadığımız için şeytan oradan gelip tekrar kapımızdan evet. Şimdi bununla kapatalım üstadım. Evet, ben Trump, kazandım biliyorsun. Trump giderken biliyorsunuz işte bırakmayacak, ortalık karışacak. Oval ofise bir şey bırakmış. Biden'a, değerli izleyenler, kinaye midir, ironi midir? Tabii Joe, you know I won. Yani biliyorsun ki ben kazandım diye de bu notu bırakmış değerli izleyenler. Trump Biden'a giderken. Şimdi reklama gidiyoruz. Yargıda yaşanan son gelişmeler üzerinde çok ciddi bir takım değerli izleyenler rahatsızlıklar var. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı'nın attığı tweet üzerinden Adalet Bakanı'nın açıklamaları, bir garip şeyler var. Ne oluyor? Dilip Ak'tan hiç duyulmamış bir takım açıklamalar gündeme geldi hafta içinde. Dilip Ak dedi ki, gerçi burada da söylemiştiniz siz, konuşmuştuk, belki kaçıranlar olabilir.
26 yaşındaki kadın 28 yaşındaki bebeği doğurdu dedi. Bu ne demek? Buna bakacağız. Şimdi DSÖ'den sonra üstadım OECD ofis açıyor İstanbul'da. Bu nasıl okunmalı? Buna da bakacağız. Ve canlı yayında bir konumuz olacak. Telefon bağlantısıyla değerli izleyenler. Aşıyla alakalı aşılama durdurulsun çağrısı üzerinden biliyorsunuz İlpak'ta 5G Virüs News platformu da bir takım çağrılarda bulunuyordu. Yetmedi, dava açıldı. O davayı açan platformun sözcüsü canlı yayın telefon bağlantısıyla bizlerle birlikte olacak. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz inşallah. İzleyenler Akit TV ekranlarında Derin Gerçeklere devam ediyoruz. Programı merhum Yavuz Bahadıroğlu ile açmıştık. Yeni Akit gazetesi yazarlarımızdandı. Eleştiriliyordu bazı zamanlar. Kendisine niye Yeni Akit'te yazıyorsunuz, Akit'te yazıyorsunuz dendiğinde evet sert ama mert bir platform sözü ona aittir. Tabii Akit Medya Grubu 25. yılını doldurdu Türkiye'de. Yani belirli yerlerin amiral gemileri var diye söylenir. Bu manada mahallenin amiral gemisi modundadır Yeni Akit. Nice yazarları evet belki çok fazla gazetemiz milyonlar satmıyor ama özgül ağırlığımız çoktur ifadeleri yerinde ifadelerdir. Akit TV de biliyorsunuz 5. yılını doldurdu ve dikkat çekiyor hakikaten televizyon ekranları arasında ve cesur tavrıyla hakikaten hani Dilipak'ın bu ifadelerini Türkiye'de belki de ikinci bir ekranda izleyemeyebilirsiniz. Yani bu özgür platform olması açısından da Akit TV'miz ciddi ilgi ve alaka gördü. Geçtiğimiz günlerde Kristal Küre ödülleri de sahiplerini buldu ve Akit TV 2020 yılının en iyi çıkış yapan televizyon kanalı seçildi. Milletin oylarıyla sizlere teşekkür ediyoruz. OVTR'imizi izleyelim ve medyanın şu an içinde bulunduğu durum, o sessizlik, her geçen gün itibar kaybı üzerinden gazetelerin, televizyonların o durumunu da üstadla konuşacağız. Medya dünyasının prestijli ödüllerinden biri olan Kristal Küre 2020 ödülleri sahiplerini buldu. İş, sanat, spor ve medya camiasından birçok tanınmış ismin katıldığı ödül töreninde halk oylarıyla seçilen adaylar ödüllerini aldı. TRT'nin iddialı yapımı Payitaht Abdülhamit dizisi oyuncusu Ali Buhara Mete yılın en iyi çıkış yapan erkek oyuncusu kategorisinde ödül alırken bir başka dönem dizisi olan Kuruluş Osman dizisi oyuncusu Ayşen Gürler de yılın en iyi çıkış yapan kadın oyuncusu dalında ödüle layık görüldü. Kristal Küre ödül töreninde halk oylarıyla diğer adayları geride bırakan Akit TV yılın en iyi çıkış yapan televizyon kanalı dalında ödüle layık görüldü. Yılın Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun da törende hazır bulundu. Akit TV adına ödülü Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu aldı. Uslu törende izleyicilere teşekkür etti. Akit TV tabii 5. yılını bitirdi, 6. yılına geçti. Bu ödülü layık gören öncelikle milletimize teşekkür ediyorum halk oylamasıyla sonuçlandı. Ayrıca Türkiye Kristal Küre Ödülleri organizasyonuna da bizi aday gösterdiği için çok teşekkür ediyorum. Akit TV cesur, adil, milletten yana tavizsiz yayınlarını sürdürecektir. Tekrardan çok teşekkürler. Nitelikli yayıncılık, doğru habercilik anlayışıyla yayın hayatını sürdüren Akit TV böylece ödüllerine bir yenisini daha eklemiş oldu. Ben tüm milletime, tüm izleyicilerimize teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Emeği geçen tüm ekibim için de ayrıca çok teşekkürlerimi sunuyorum, teşekkür ediyorum. Akit TV için diyoruz ki cesur, adil ve milletten yana
ilkesini tavizsiz olarak sürdürecek diyoruz. Evet, genel koordinatörümüz Serdar Bey'in dediği gibi, Serdar Uslu Bey'in de dediği gibi milletin ilgi ve alakasıyla, oylarıyla bu noktaya gelmiş olması açısından önemli. O kararlı, cesur duruşu üzerinden kararlı ve cesur yönetim söz konusudur ki bu bağlamda Nuri Karahasanoğlu Bey'e de buradan tebrik ve teşekkürlerimizi de arz ediyoruz. Hakeza genel koordinatörümüz Serdar Uslu Bey'e de. Üstadım, medya itibar kaybediyor alenen. Hı hı. Tirajlar çökmüş. Yani gazete satışları yok. Televizyonlar izleyicilerin magazin, işte Survivor türü programlarla dijital platformlara kaymış. İnsanlar televizyon izlemiyor. Cep telefonuyla ya da iPad'leriyle artık başka platformdalar. Doğru bilgi akışı konusunda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bunu da belirli merkezlerde, işte doğru bilgiyi alabileceği merkezlerde bir de ne çıktı burada söylüyoruz. Check-in. Yani otomatik kontrol sistemi. Adamlar, o küreselciler kendi aleyhlerinde olan hiçbir şeyi gündeme getirmiyorlar. Tweet mi attınız? Sizin tweetiniz bana düşmüyor. Facebook'tan paylaşım mı yaptınız? O paylaşım filtreleniyor. Hatta ve hatta habervakti.com, ben genel koordinatörüyüm. Sitemizin Google indekslemelerinde bile oynuyorlar. Bakın, indeksle oynuyorlar. Bakın, daha önce benim 3 milyon 800 bin dosya vardı. Hı hı. Şimdi 1 milyon 800 bine. Arama sonuçlarında. Evet. Değil mi? Yani. Değil mi? Çok ciddi bir şekilde. Android ve iOS uygulamalarımızı aktif yapmak istiyoruz. Diyorlar ki bize, koronayla alakalı haberlerinizi kaldırın. Kim diyor bunu? Apple diyor. iOS diyor bunu. Bakın, korona aleyhine haberinizi görmeyeceğim diyor. Siz Trump mısınız? Trump'ı bile sildiler. Şimdi sen kimsin Putin, ki Bülent Çimdiyorsun? Sırada Bili bak Putin. Sen kimsin senin biraz daha. Canınız var. Evet. Hepsini sosyal medyaya kaydırıyorlar ve orada bu fast checking diye bir sistem. Bu sistem şöyle çalışıyor. İşte tam o kaos sistemine göre çalışıyor. FETÖ'cülere bir adres veriyor. PKK'ya vermiyor. Bir grup PKK üzerinden checking yapıyor. Kendi içinde bir çatışma ortamı örgütlüyorlar. Birisi AK Parti'ye yakın, birisi CHP'ye yakın. Bunlar, herkes birbirini nötralize ediyor. Ve böylece maşa varken kendi elini ateşe uzatmış olmuyor. Peki bunlar arasında bir çatışma olursa, birbiriyle tenakuz eden olursa, üst denetim kendilerinde kimin sırtını sıvazlaması gerekirse, yani kim onlarla işbirliği yaparsa, tabii, kim bu süreçte o iyi bir performans göstermişse, çünkü bu ulusal checking sistemleri global sistemle ters düşmek istemez. Çünkü bunların arkasında etkinliğini sağlayan o global sistem var. Global sistem hem bunları fonluyor para olarak, hem de denetliyor ve hem denetlerken buradan gelen talepler üzerine de operasyon yapıyor. Evet. Yani AK Parti çevresinden bir tanesi onlar için yanlış yaptıysa CHP üzerinden düzeltebilir. CHP üzerinden birisi yanlış yaptıysa AK Parti üzerinden düzeltebilir. Herkese oynuyorlar. Herkese. Evet, ve herkes de kendisinin en sevgili olduğunu düşünüyor onlar için. Ya da en sevgili değilse ötekinin aleyhine çalışarak kendisi daha çok göze girmek istiyor. Öteki aleyhine ne kadar çalışırsanız sistemin hesabına çalışmış oluyorsunuz. Evet. Çünkü hakkaniyet yoksa orada şeytani bir yapı vardır. Maksat ve checking vardır. Herkesin hoşuna gidiyor. Evet. Yani hem para alıyorsunuz hem kendinizle ilgili haberleri filtreledim zannederken sistem böylece herkesi filtreliyor. Yani bu programın başından beri, son 2 yıldan beri, 5 yıldır programda beri, 47 yıldır yazdığınız yazılarda da var olduğu gibi, bu küresel global çete gemileri yaktı, üzerimize geliyor. Aşının arkasında da bunlar olduğu gibi bu checking sisteminin de arkasında bunlar var. Bunların bir parçası. Parçası, yani bölümü. Yani puzzle'ın. Bilgi akışını kontrol. Aleyhlerine konuşmayın. Ve bakın, sonunda sosyal medyada en fazla bugünkü Twitter performansına bakın.
Hindistan'da, Himalayalarda küçük bir köyün adı Türkiye'de argo bir kelime evet, olarak zikrediliyor. Evet. En tepedeki hashtag'te bir numara. Hashtag'te bir numara o. Maalesef. Boş işlerle de uğraştırıyorlar. İşte AK Parti'ye yönelik yıpratma kampanyalarını işte CHP'li troll grubu üstlenmiş anlaşılan. Mesela AK Parti'ye oy vermeyeceğim demiyor. AKP'ye oy vermeyeceğim diyor. Da yani mesaj yazmasını evet, bir çünkü bir AK Partili AKP demese ha şöyle dersin. AK Parti'ydin, AKP oldun dersin. Bunu anlarım ama bunun çok açık bir şekilde kurulan cümle kalıbındaki yapıya baktığınızda CHP'li troller böyle bir şey. Öbür taraftan da yarın da AK Parti çevresinden CHP'ye birbirimize küfretmekten başka sosyal medyada trollerin peşine takılan bir sürü de dolmuşa gelen adam var. Maalesef yani bugün ilk 20'ye baktım hashtag olarak. Doğru düzgün bir tane yok. Yok. Bir konu yok ya. Yani onların şey belirlediği yok, şeyler zaten. Yani tamam yani onlar, zaten onlar onu enjekte ediyorlar kesinlikle, topluma. Ondan sonra zaten botlar var. Otomatik tamam, botlardan sisteme devreye geçiyor. O ne olmuş Adnan merak ediyor bizde. 3-5 bin yumurta kafalıyla hashtag'e giriyor. PCR'ı konuşan yok, aşıyı konuşan yok. Global anlamda bununla alakalı küresel tehditleri konuşan yok. Akit TV ekranlarında, Türkiye'nin en cesur ekranında derin gerçekler ve bir takım bazı programlar dışında. Şimdi değerli izleyenler, bir konuğumuz var telefon attığımızda. Muammer Karabulut, 5G Virüs News Platform sözcüsü. 5G karşıtlığı üzerinden virüs, korona, aşı ve PCR testleri ve geniş kapsamlı resetler, evet, bütün bu konuştuğumuz konular üzerinden bir muhalif duruş sergileyen ve alternatif bilim kurulları oluşturarak her bölümle alakalı uzmanlardan görüşler alarak bir takım beyanlarda bulunan ve açıklamalar yapan bir oluşum. 5G Virüs News Platformu. Üstad Dilip Ak da onun üyesi. Ve şimdi bu platformun sözcüsü Muammer Karabulut telefon hattımızda. Muammer Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Türkiye televizyonlarında belki ilk kez biz şimdi PCR testleri ve özellikle de şimdi aşılama durdurulsun çağrısı yapmışsınız siz platform olarak ve dava açtınız. Yetmedi. Çağrınız yetmedi. Dava açtınız. Buradan başlayalım mı? Niçin aşılama durdurulsun dediniz ve niçin dava açtınız? Aşının durmasıyla ilgili tek gerekçe bir şeydi tabii ki. Hukuki olmadığıydı. Hukuki bir zemin oturtulmadığıydı. Bu nedenden dolayı dava açtık. Yani konu tamamen hukukiydi. Yani hukuki bir zemini olmadığını mı düşünüyorsunuz? Evet, anayasa ve kanunlarımıza aykırı olduğu için aşının uygulamasının durdurulmasını istedik. Ama zorunluluk şu an mecburiyet, kimseye zorla tutup aşı vurulmuyor ki Türkiye'de. Evet, böyle bir şey var ama şu anda bu aşının uygulamada olmasının da yasal zemini yok. Yani genel... yani zorlama ayrı bir konu ama ilk faz denemesi olan bu aşının şu anda açıkçası uygulamada olmaması gerekiyor. Yani, bir şekilde olmaması gerekiyor. Mevcut kanuni prosedürün içerisindeki hukuki düzenlemelere göre evet, olmaması gerektiğini düşünerek dava açtınız. Antalya'da dava açtınız. Doğrudur. Yani konu bilimsel değil. Yani tamamen hukuki. Yani PCR testi, bunun dayandığı, bu aşının varlık ve meşruiyetinin dayandırıldığı zemin yok. O zaman sonuçta yok. Niye yok? Hastalık var. Belirgin bir hastalık, bakın, salgın, kitlemişler bizi eve. Suçluyu tanımıyorsunuz. Onun adına mahkeme ya da adamı tanımıyorsunuz, ona elbise dikmeye çalışıyorsunuz. Yani zanlı ortada yokken PCR, suç iddiasında mı bulunuyor? PCR testi, bunun dayandığı o test doğru bir sonuç vermiyor. Ve buna dayalı siz ilaç da geliştiremezsiniz, buna dayalı aşı da geliştiremezsiniz. Burada bir hukuksuzluk, akılsızlık da var. Onun için zaten tek sorun da bu değil. Bu
Buna benzer 40 tane sorun var. Anladım. Şimdi Muammer Bey'e yayınımıza konuk olmasını vesile olan konu üzerinden siz sosyal medya platformu üzerinden bir bilgi paylaştınız. Dediniz ki PCR testleri yanlış, sonuçlar yanlış, PCR testleri yanlış olduğu için de zaten aşılama yanlış. CİMER'e bir mektup yazdınız. Sayın Cumhurbaşkanı'nı bir takım yaşanan gelişmelerde bilgilendirmek istiyoruz. Türkiye üzerine oynanan bir oyun var. PCR testleri aslında tamamen bu küresel çetenin bir oyunu dediniz. Bunu açar mısınız? Niçin CİMER'e mektup yazdınız? Neyi anlatmak istediniz orada? Tabii ki biz aslında bu olayı Ocak ayından itibaren, yani Çin'de bu olaylar başladıktan sonra takip etmeye başladık. Bu PCR testiyle ilgili de 17 Ocak 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü, Berlin Viroloji Enstitüsü Başkanı Kristin Drosten'in hazırlamış olduğu bir protokolü kabul etti. Yani bundan sonra bu virüs bu tanı kitiyle tanınacak ve ne olduğuna işte ne olduğunu derken herkes artık biliyor. Sonuç pozitif mi negatif mi çıkacak? Yani bir PCR testi sonucunda belirlenecekti bu. Ve bu testin de bütün şeylerini, kriterlerini bir makale olarak Kristin hazırladı arkadaşlarıyla birlikte. Buradaki en önemli konu, püf noktası 45 döngüydü. Yani 45 döngüyle çalışacaktı bu PCR testi. Ve bu Dünya Sağlık Örgütü bunu tabii ki dünyadaki bütün üye ülkelerine, sağlık bakanlıklarına bu protokolü yolladı ve bu PCR testinin nasıl çalışacağı konusundaki bilgiyi de verdi. Tarih 17 Ocak. Yani burada tabii ki ben şeyi yayınımızda şeyi tartışmak istemiyorum. Bu kadar kısa sürede nasıl böyle bir protokol yapıldı, daha 17 gün olmuş virüs çıkalı vesaire. Bunlar tabii ki en büyük soru işaretleri ama biz işin yalnızca döngü meselesindeyiz. 17 Ocak 2020'de bir yıl önce, evet, 45 döngü Ocak üzerinden... Evet. Dünya Sağlık Örgütü bu protokolü yayınladı. Evet. Buna göre de testler yapıldı. İnsanların korona olup olmadığı buna göre anladı. Daha henüz olmadı. Bakın ediyoruz. Tabii ki bu arada da Çin ve Hong Kong Üniversitesi'nde de bu konuyla ilgili çalışmalar devam ediyordu. 17 Ocak'tan sonra biliyorsunuz 12 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etti. Evet. Bakın bu da çok önemli. 17 Ocak'ta siz bu virüsün nasıl tespit edileceği konusunda bir protokolü kabul ediyorsun. Arkasından da pandemi ilan ediyorsun. Yani bunlar aslında oyunun şeyiydi, altyapısını oluşturmaktı. Daha sonra bu test meselesini de hallettikten sonra, ki bu sanırım aceleye geldi. Çünkü bizim takip ettiğimiz kadarıyla başka testlerin de üzerinde durdular ama yetiştiremediler. Yani Bill Gates'in test konusunda para dağıttığını da biliyoruz. Ama bu PCR testi daha önce Dünya Sağlık Örgütü FDA tarafından da kabul edilen ve bilinen bir test olduğu için bunu piyasaya sürmek öyle çok da zor olmadı açıkçası. Ve Dünya Sağlık Örgütü de bakın 16 Mart tarihinde bu sefer o Tedros direktör, DSO genel direktörü Tedros bir açıklama yaptı ve tüm ülkeler için basit bir mesajımız var dedi. Test. Yani artık biz bir şarkıyı çok duyar olacağız. Yani bu tarihten sonra farkındaysanız Bill Gates de aynı şarkıyı söyleyecek. Ve dünyadaki bütün sağlık bakanlıkları vesaireler falan test diyecek. Evet, testler başladı. Herkes test olmaya başladı. Evet ve bir tek test demeyen ve üzerinde durmayan Trump olmuştu. Evet, fazla test fazla vaka demektir diye bu oyunu aslında anlatmaya çalıştı ama açıkçası dili dönmedi. Sonra ne oldu? Yani sizin itirazınız neye? Tamam, 45 döngü üzerinden testler başladı. Koronanın tek tespit
enstrümanı bu PCR testleridir. Neye itiraz ediyorsunuz siz? Bakın onu söyleyeceğim. Tabii ki test yapıldıkça, vaka sayıları açıklandıkça bu sefer hızla arttığı şey kamuoyunda yaratıldı. İşte hayat hevesi var, yok maske, yok işte buralarda daha bir yoğunlaşma var, buralarda okulu kapatalım, orada iş yerlerini kapatalım ve bunu her gün 40 kez belki de tekrarladık. Hı hı. Ve nihayet bakın bu olaylar olurken diğer taraftan da bilim insanları ya bu test olayı döngü sayısı fazla demeye başladılar. Ve bunu zaman zaman da bu konularla ilgili makalelerle buna yanıt verdiler. İşte bu test kitini ortaya atan ve bundan Nobel alan kişi de kişinin 2019 yılındaki konuşmaları sosyal medyada dönmeye başladı. Ama bunların hiçbirisi açıkçası bu oyunu oynayanların sayesinde kamuoyunda yeteri kadar insanların kulağına gelmedi. Çünkü o kadar büyük gürültü çıkarttılar ki ya bu döngü sayısı nedir vesaire falan kimse üzerinde durmadı açıkçası. Ama nihayet Portekiz'de devam eden bir dava vardı. Bu döngü sayısı fazla ve pozitif vakaların fazla çıkmasına neden oluyor diye ve 11 Kasım 2020'de Portekiz'deki mahkeme karar verdi. Döngü sayısı fazla ve %97 hatalıdır denildi. Ya pandemi tabii, yok. Portekiz mahkemesinin bu pandemi yok demektir tabii ki. Ama arkasından daha önemli bir dava. Yani Portekiz'deki açılış ve kapanışta çok fazla insanların dikkatini çekmedi ama 23 Kasım 2020 tarihinde Almanya'da asıl açılan bir dava vardı. İşte bu davada bu sahtekarlığın açıkçası 17 Ocak tarihinde Christie'nin, ki bu adam da profesör göya ama profesörlüğü de tartışmalı ve tırnak içinde söylüyorum dolandırıcı olduğu söylendi. Yani profesörlüğü de tartışmalı. Ve tabii ki Dünya Sağlık Örgütü açıkçası panik oldu. Ve Almanya'da işte bunun 20-25 döngüde olması gerektiği, bu viroloğun bir sahtekar olduğu ve siz bununla dünyayı aldattınız, dünyayı kilitlediniz dendi. Ve Berlin'de bu konuyla ilgili bir dosya açılarak dava sürecine girildi. Buna Amerika'da müdahil oldu. Mesela bunların hiçbirisi Türkiye'de görülmedi veya dünyada çok fazla haber olmadı. Çünkü niye olmadı? Çünkü maske bitti, hijyen bitti, okulları kapattın, ticarethaneleri kapattın, milleti içeriye tıktın. Niye tıktın? Efendim pozitif vaka çok. Peki sen bunu nasıl tespit ettin? PCR testiyle. PCR testi yanlış. Yani %99 yanlış. Ortada o zaman pandemi yok. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani pandemi yalanının üstüne bindirdikleri olayların hepsi çöktü. Ve nihayet Dünya Sağlık Örgütü 14 Aralık 2020 tarihinde tıbbi ürünler uyarısında bulundu. Ne dedi biliyor musunuz? Evet dedi, döngü fazlaymış. Bakın 14 Aralık'ta gizli saklı Dünya Sağlık Örgütü web sitesinde döngünün fazla olduğunu açıkladı. Bu ne demektir biliyor musunuz? Aslında 14 Aralık'ta pandemi bitmiş demekti. Ama bunu yaygın medyada bir tane yaygın medya bunu haber yapmadı. Bakın bu çok büyük bir vicdansızlık. Bu insanlığa olağanüstü bir saygısızlıktır bu. Yani siz insanları içeri tıkıyorsunuz, insanları PCR testiyle aldatıyorsunuz, vaka sayılarını aldatıyorsunuz, ölüm sayılarını aldatıyorsunuz, insanları içeriye tıkıyorsunuz. Bu kadar önemli bu olayı, değil mi? Dünya Sağlık Örgütü yapmadı mı bu işleri? Pandemiyi bunlar ilan etmedi mi? PCR'ın döngüsünü bunlar ortaya atmadılar mı? Niye bunu haber yapmıyorsunuz o zaman? Tabii ki bu
Bu olağanüstü bir şey yarattı. Dünya Sağlık Örgütü'nde sıkıntı yarattı, kavga yarattı. Ve bana gelen bazı bilgilere göre de neredeyse Dünya Sağlık Örgütü kurulunda yumruklaşmaya kadar gitmiş konu. Ve hiç. Ne yaptılar biliyor musunuz sonra? Evet, sonra ne yaptılar? Bu 14 Aralık'taki basın açıklamalarını sildi. Şu anda silindi. Kendi kendine evet, sansürlüyor. Şu anda yok. Sizin elinizde var mı bu web sitesinden alıntılar? Yani efendim? Web sitesinden SS'ler var mı, imaj görüntüleri vesaire aldınız mı? Var, hepsi var efendim bizde. Bunları siz Cumhurbaşkanlığına, CİMER'e gönderdiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, evet. Bundan haberiniz olsun. Bunlar ilgilendiriyoruz sahtekardır. Biz sizi bunlar, dediniz. Evet, bunlar küresel bir darbe yapmışlardır. Hı-hı. Siz programın başında da söylediniz. 15 Temmuz'un 1000 kat üstünde bir darbedir bu. Ama bakın burada bir şey daha oldu. Şimdi bunu sildiler ama tabii ki Dünya Sağlık Örgütü'nü sıkıştırıyor. Avrupa sıkıştırıyor. Bilim insanları sıkıştırıyor. Ne oldu gibisinden? Bu sefer Dünya Sağlık Örgütü Başkanı 20 Ocak 2021'de, yani 6 gün önce, bu sefer kendisi açıklama yapmak zorunda kaldı. O açıklaması tabii şeyde duruyor, Dünya Sağlık Örgütü'nün sayfasında. Evet, döngü sayısı fazlaymış. Kaça çektiler şu an? Yani ne oldu? Efendim şöyle bir şey söyleyeyim orada. Bunu kaça çektiler diye bir şey söz konusu olamaz şimdi. Çünkü bu konuyla ilgili aynen Dresden'de olduğu gibi, yani Kristin'de olduğu gibi bir protokol olması lazım. Yani bir makalenin verilmiş olması lazım. Anladım. Aslında o makalenin de Dünya Sağlık Örgütü'nün tarafından kabul edilmesi de bir facia. Çünkü düşünün, birisi bir makale yazıyor. Bu diyor, virüsü diyor, böyle diyor, tanıyacaksın diyor. Tamam. Hiçbir yerde yayınlanmadan, kurumlarda tartışmadan, bakın kurumlarda tartışmadan Dünya Sağlık Örgütü bunu kabul ediyor. Muammer Bey. Bu kadar basit mi? Şimdi değil. Yalnız DSÖ ve küresel bir takım hedefleri olanların enstrümanı olan bu kurum ve başkanı, hani eleştirileriniz bu yönde ya, eleştiriler bu yönde. Bunlar evet. Tırnak içinde aptal mı? Kamuoyuna PCR testlerini biz yanlış döngü üzerinden testlere başlatmışız da bu kadar insan boşuna pozitif çıkmış diye kendi kendilerini İfşa ederler mi? Mecbur. Yani, nasıl mecbur? Mahkeme neye göre kararı mecbur? Var. Bilim kurulu var. Ya Portekiz'in bir mahkemesinde Berlin'de. Orada bir iki mahkeme bu kararı verdir diye. Bu çok koskoca, basit bir koskoca şey. Koskoca küresel bir çete geri adım attı. Kendi içinde yumruklaşıyorlar. İtiraf eder mi? Küresel çete kendi içinde tek değil. Kendi içinde de sorunlar yaşıyor. DSÖ'nün içinde de. Bunun içinde tevehüre kapılıp bu böyle gitmeyecek diye panikleyenler de var. Bu laboratuvarlarda çalışıp daha sonra dışarı çıkıp ya bunlar tehlikeli şeyler yapıyor. Bill Gates'in adamı ada satın alıp bütün sitelerini satıp cep telefonunu falan da dışarıda bırakıp adaya yerleşmedi mi? Hmm. Bunlar magazin haberi olmadığı olur, için evet. Kimse kullanmıyor. Yani Bey, şu anda pandemi falan yok. DSÖ bunu itiraf etmiş oldu. O ölüm istatistikleri evet. Yanlış. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü istatistiklerini doğru düzgün yayınlasın. Evet. Devlet istatistik Dünya Sağlık Örgütü'nün Dünya Sağlık Örgütü'nün bu tür hataları, Afrika'da öldürdüğü insanlar, Amerika'da öldürdüğü insanlar, aşıyla katlettiği insanlar çok fazla. Yani bunlar Dünya Sağlık Örgütü'nün karnesinde bu tür şeyler çok. Ama bu tabii ki çok büyük bir facia. Çünkü bunlar Dünya Sağlık Örgütü üzerinden dünyada bir küresel darbe girişiminde bulundular. Bakın bu döngü bize çok büyük bir şans. Yani biz samanlıkta iğne ararken bizim elimize battı. Yani bunun, bakın bunun bu şekilde bir farkındalığı. Ve bir de şunu söyleyeyim. Mesela bugün İrlanda'da sokakta çocuklar yürüdü. Çocukların ellerinde PCR yalan diye pankartlar vardı. Evet. Yani bu artık panolara... dünyada artık bir çığ gibi büyüyecek. Mukavemet var. Ama şu an ipini, tepkiler var. Evet. Bunun ipini açıkçası Türkiye'de bizler çektik. Ve Türkiye buna şimdi öncülük yapacak.
ve bütün dünyaya da bu konuda, bu sahtekarlık konusunda örnek olacaktır. İnşallah. Yani bunlar sizin tabii canlı yayında tespit ettik dediğiniz konularla alakalı iddiaları dile getiriyorsunuz. Somut bir takım deliller var ve biz bütün bu somut delilleri de CİMER'e direkt Sayın Cumhurbaşkanı'na göndererek bilgilendirdik, vazifemizi yaptık. Kamuoyunda da Akit TV ekranlarına çıkarak Türkiye'de değil dünyada ilk kez PCR testleri üzerinden gelişmeleri canlı yayında yorumlamış olduk. Üstadım sorunuz var mı? Yok, teşekkür ederim. Teşekkür ama ediyoruz. Hemen şunu söyleyeyim. Evet. Bakın Elon Musk, Bill Gates, Huawei, bu Dünya Sağlık Örgütü, bunların hepsinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerekir. Evet, iş o noktaya gider, ve, böyle gider. Ve hükümetler bu maske politikasıyla insanları hastalığa, hastalıklarını daha da ağırlaştırdılar ve hastalığın yayılmasına sebep oldular. Hiçbir şey yok değil. Hı. Var olan işte insanları, ama bütün griplerin hepsine COVID damgası bastılar. İnsanlar başka bir hastalıktan yatarken evinde, hı hı, kanserdi, Alzheimer'dı, şekerdi, şu tansiyondu. Bizi tansiyondu, şuydu buydu. Psikolojik baskıyla bir de buna yakalanınca öleceğim diye gitti adam ve öldü. Hı hı. Bunların hepsi birer cinayet. Ve bütün istatistikler bakan tarafından açıklanıyor. Ben bakanı kimin üstüne şikayet edeceğim? Devlet İstatistik Enstitüsü ne iş yapıyor bu memlekette? Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü her hafta istatistik yayınlıyordu. Nezle, grip falan kalmadı memlekette. Böyle olmaz. Bu patlayacak. Bunun bedelini öbür dünyada da ödeyecek birileri. Bu dünyada da eğer adalet, eğer hukuk varsa birileri bunun hesabını verecek. Onun için yanlışın neresinden dönülürse kârdır. Bu böyle devam edebilir. Ekonomiyi çökertiyorlar. Birileri bunun üzerinden işte o hep konuştuğumuz dünya nüfusu manipülasyonunu yapıyor. Servetlerine servet katıyorlar. Her şeyi mahvettiler. Yani insanlar kıyamet sendromu içine girdi. Yani kıyamete gidiyoruz diye bütün yorumlarda kahinler bugün kehanete göre yeni felaketlerin başlangıç günü, biliyorsunuz, evet, değil mi? Ona kapitalist göre, kapitalist kehanetlere göre. Onu da yani insanlar artık ne yapacağını şaşırdılar. Merhamet, merhamet, merhamet artık, yani yeter, yeter. DSÖ'nün küresel 15 Temmuz'da küresel çetenin Anadolu coğrafyasında yapmak istediği darbe girişiminin küresel anlamdaki en önemli etki alanını oluşturan DSÖ'nün bütün oyunlarını deşifre ettik diyorsunuz. Doğru mu Muammer Bey? Doğrudur. Zaten kendileri bunu üstü kapalı olarak yayınladılar. Tamam. Biz bu yayınların şifresini çözdük. Hepsi budur. Ama bu bilinen bir gerçek midir? Evet. Ama biz birazcık daha güçlü üzerine gittik. Anlaşıldı. Biz de konuyu yakından takip edeceğiz. Muammer Karabulut, 5G Virüs News Platform sözcüsü. Teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi üstadım, yani işin rengi değişir. Her anlamda değişir. Yani nereden baksan tutarsızlık. Bu psikolojik ölüm korkusu bile insanları çıldırtıyor. İntihar ediyor insanlar. Psikolojik bozuluyor. Herkes tamam. Hocam diyor artık, yani kısırlaştırılacaksa kısırlaştırsın, böyle bir dünyaya çocuk yapıp ne yapacaksın diyor. Evlenecekler, evlenmiyor. Allah kahretsin. Bu hale getirdiler dünyayı. Yani okula gidenler mezun olsam ne olacak diyor. Öğrenciler psikoza girmiş. Bugün bir iş adamı aşağıya gelirken de birisi geldi, görüşmek istiyor. Şöyle bir yatırım için ne yapabiliriz, kimle görüşelim falan, işte müsiatla falan tanışıklığım, ilişkilerim var diye. Adama dedim yani bak böyle bir dünya, Allah esirgesin, nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Durun şimdi biraz düşünelim. Yani ayaktaysanız oturun, oturuyorsanız yatın, yatıyorsanız uyuyun. Fitne zamanı. Yani her şey birbirine karıştı. Ve bu çete aslında birinci etabını başarıyla tamamladı. İkinci etaba geçtikten sonra geri dönüşü o kadar kolay olmayacak. Ne Starlink'i anlatabiliyoruz bunlara. Ne 5G'yi anlatabiliyoruz. 5G'yi medeniyet zannediyorlar. Konuşurken dijital diktatörlüğe karşı tavır sergilediklerini söylüyorlar. Ama dijital diktatörlüğün yolu düşeniyor. Yani akıllı şehir dediklerinizin altyapısı yok.
bir şeyin bilimsel olması, meşru olduğu anlamına gelmez ki. Yani o meşruiyetin 40 tanesi, dini hiç bu işlere karıştırmıyoruz. Yani şu alem artık kumarhaneyi de evimize getirdi, kerhaneyi de evimize getirdi. Her şey evin içinde. Ve buna karşı sadece o sınıf filtreleme sistemleriyle bu iş olmayacak. Onun için her şeyi bizim yeniden düşünmemiz ve tekrar toparlamamız için de çok ciddi zamana ve sadece siyasilerin değil, sivil toplumun, cemaatin, iş dünyasının, herkesin, meslek örgütlerinin elini bu taşın altına sokması lazım. Bizim hak iş ne yapıyor bilmiyorum. Memur sen ne yapıyor? Size gerek kalmayacak. Hangi sendikadan bahsediyorsunuz? Yani, Hümanoidler geldiği zaman ne güzel İHA'ları sevdik. Tamam insansız otomobiller de geliyor. Uçan otomobiller de geliyor. Şoförleri ne yapacaksınız? Zaten nereye, niye gidiyorsun ki? Evden iş, evden okul. Yani evden biraz çıkıyorsun. Dünyayı gezsek üç gözlüğünü takarsın. Evet, oradan uydudan da yerin altını da görüyorsun. Hı. Yani gözünle görsen yerin altını görebilir misin? Şunu mu diyorsunuz? Yani bugün bu tür bir takım itirazlar var. Bir takım farklı görüşler var. Bunlara kulak verelim. Öncelikle sivil toplum örgütleri bunlarla alakalı çalışmalarını mutlaka yapsınlar. Siyasi hepimiz hani diyorsunuz ki hepimiz yani nerede bu STK'lar diyorsunuz, bu bağlamdan girerek söylüyorum. Meslek yani, odaları. Yarın bu yani hiçbirinin itibarı hangi yatırım yapıyorsun? Yarın ya sen endüstri değişiyor. Adam diyor ki biz diyor tarımda silajlar yapıyoruz, işte mısır üretiyoruz falan, bunları yem fabrikasında yeme dönüştürüyoruz. Bunu hayvana yediriyoruz. %3-5 arası diyor ete dönüşüyor bu. Hı hı. Sonra hayvanı besliyoruz aylarca, yıllarca. Sonra bunu tekrar et olarak işlediğimizde bunun ekonomisi maliyet. Yani harcadığınız paranın 10 liralık et için kullandığın mekan %90 daha fazla. Kaynak ve zaman maliyeti %90 daha fazla. %10 et alıyorsun diyor. Ben sentetik et yapıyorum diyor. Zaten hayvanların hepsinin hasta olma riski var. Kanatlılarda, yerde dolaşan da, denizde de. Denizdeki mikrobu da şey söylüyorlar. Kutuplardaki buzlar eriyince binlerce yıl önceki bir takım mikroplar, kristalleşmiş mikropları yutan balıklar, balıkların canlı organizman içerisinde bunlar çözülecek, tekrar hayata dönecek halleri yok. İnsan yiyecek falan. O balıkta mutasyona sebep olacak. O tekrar insan tarafından balık da yemeyeceksin. Ben diyor %10 maliyetle ve bütün dünyada 4 mevsim herkese yetecek sentetik et yapıyorum diyor. Sentetik et yazsana yönetmenim. Get, ekrana da getir. Videosu varsa da izlet. Var. Yani yüzlerce. Yani bakın kaç yıl önce The Economist dergisi sentetik et arabaları yapmış. Bedava insanlara lezzet testi yaptılar. Bunlar probiyotik üzerine bu manipüle edilmiş hücreleri üretiyorlar. Sentetik et hücrelerini. Bu probiyotik pastaları da bütün dünyada tuvalet vakıfları kurdular. Hükümetlerle anlaşmalar yaptılar. Bir takım holdinglerle anlaşmalar yaptılar Gıda Tarım Bakanlıkları'yla. Tuvaletlerden probiyotik topluyorlar. Kazurat, onu rafine ediyorlar. Orada tekrar kompoz üretiyorlar. O kompozların üzerinde tekrar ve insanlara yedirecekler. Gıda olarak. Bakın bunu aldığınızda renk, tat, koku, lezzet hepsi programlanmış. Kıvam. Evet. Siz isterseniz mesela Pekin ördeği derseniz Pekin ördeği tadında aynı şekilde. Yiyorsun. İsterseniz keklik eti diyorsanız keklik. Keçi istiyorsanız keçi. Deve eti istiyorsanız deve eti. Çünkü birkaç grupta planlanmış soslarla tat, lezzet, renk ve koku veriliyor. Ve size de zaten psikolojik olarak da katalog, hiç mikrop yok içerisinde, tamamen steril, şudur budur. Buyurun. Evet, bu işte laboratuvarda kas hücresi. Klonlanarak. Yani her hücreden üretilmiş. Hayvan haklarına buradan giriyoruz işte. %10 alan kaplayacağız diyor. %90'ı
tabiatta başka iş için kullanabilirsiniz. Kapalı mekan %10'a inecek. Maliyet de %10'a inecek. Ve %500 daha fazlası üretim kapasiten olacak. Üretebileceksin. Dünyada aç kalmayacak diyor. Yani teori de o. Şu anda bunun kilosu 50 liradan, 50 dolardan satılıyor. Lüks sosyete restoranlar açtılar. Diğer insanlar dışarıdan bakıyorlar. Yani ucuzlasa biz de yesek diye. Ama tekrar raporlarında diyor ki fiyatı %10'a çekeceğiz dünyada. Yoksullar da herkes doyabilecek. Ama şimdi lüks. Böylece lüks restoranda tanınmış sanatçılar, sporcular, gazeteciler. Ha, istediğiniz her şeyi de yükleyebiliyorsunuz. mRNA da yükleyebilirsiniz buna. Yani mutluluk hormonu da yükleyebilirsiniz. Adrenalin de heyecan verici bir film izlerken biraz da adrenalin bana yüklederseniz her şey yüklenebilecek. Yani yok portakalda C vitamini, bilmem şunda şu kabak çekirdeğinde E vitamini. Yok, siz E vitaminini de et yiyebileceksiniz. C vitaminini de. Çünkü üzerine döktüğünüz sos bu artık. Ve bunun içine mRNA da yüklediğinizde doğrudan kendi bedeninizi de hormonal yapınızı da manipüle edebileceksiniz. Yani mesela şu etten alayım ama içinde de biraz esrar ekstratı olsun derseniz hafiften kafa da bulabilirsiniz. Tabii her şey yasal, evet. Hepsi steril, hepsi bilimsel, hepsi ileri teknoloji ürünü. Ve bireyler cinsel tercihleri üzerinden asla ötekileştirilmeyen LGBTQ+ panda'dan oluşmuş. Nereye gidiyoruz biz? Bu projenin sahibi kim? Kim? Yani bu sen, etim mi? Et ötesi, evet. Şey, Bill Gates de bunun içinde. İçinde değil. Ya Bill Gates de... Ana adam, patron Bill Gates. Tabii diyor ki, ya, o bugüne kadar hayatımdaki bütün zararlar, Microsoft çok karlı bir proje. Hı-hı. Ama bütün zararlarımın tamamını karşılayacak tek proje bu diyor. Yani Microsoft'tan daha... Elon'da değerli. Zaten biliyorsunuz 2 gün önce 143 tane uyduyu gönderdi yeni. 2 gün önce. Elon, ya beraber gidiyorlar ikisi. Yani bu Elon Musk, Huawei, Bill Gates, devlet, bu Dünya Sağlık Örgütü falan bunlar hepsinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerekir. Plan, pandemi planı ben biliyorum. Kenan Ali Bey mi? Kenan Ali Yeter, Antalya. Her şey grid reset için pandemi tiyatrosu diyor. Esas mesele grid reset. Yani bunu takip eden, anlayan, okuyan... Tabii ki vatan evlatları var. Soran, sorgulayan. Şimdi siz yazınızda dediniz ki arkadaş ben aşıya karşı değilim. Yani şimdi bir Rus ürünü buzdolabı geldi diye ben niye buzdolabına karşı olayım ki? Yazınızdan bir ibare hatırlıyorum şu an okudum. Ben buzdolabına değil, o buzdolabı gaz kaçırıyor. Diyorum ki ya bu buzdolabında bir arıza var. Bu gaz kaçırıyor. Bunda insanlara yönelik bir tehdit oluşturuyor. Patlar bunun motoru. Anlatmaya çalışıyorum. Beni herkes aşı karşıtı zannediyor diyor. Maske tozlu bir havada, yani maske takın ama dediniz. Maskeyi yarım saatten fazla takmayın. Yani yağmurlu rüzgarlı havada böyle elinize tutup. Şimdi böyle maske takılmaz. Bu hastalığı bulaştıran, yaygınlaştıran, kediye, köpeğe, çöplüğe her tarafa yayan ve az oksijen, daha fazla karbondioksit, yoğunlaşmış mikrobu tekrar tekrar almak suretiyle kaçtığınızı zannettiğiniz şeye doğru koşuyorsunuz. Ve bunu Dünya Sağlık Örgütü örgütlüyor. Çünkü o örgütün nasıl bir örgüt olduğunu artık biliyoruz. Yani IMF'ye herkes sövdü de Dünya Sağlık Örgütü sanki gökten inen melekler tarafından yönetilen. Yo, bu FAO'da, bu da Afrika'daki bütün o katliamların arkasındaki çeteler ve bunun başındaki adamların Etiyopya'da ne haltlar yedikleri geçmişte. Evet. Bilinen gerçekler. Baksınlar Silinle'den internet sitesine. Siliniyor. Tamam, silerler sonra. Biz arşivliyoruz habervakti.com olarak. Sonra bizim indekslerimizi kaldırıyorlar. Hı-hı. Yani Google'a yazdığınızda sonuç alamıyorsunuz. Tamam, yani sistem. Şikayet ediyoruz. İşte biraz yani acayip işler oluyor. Zaten bunlar oldukça biz... Bu bağlamda yapılan eleştirilerin doğru olduğunu, çünkü demek ki birilerinin ayağına basıyor. 7-8 Hasan Paşa mantığıyla. Yani diyorsunuz ki İmam Şafii dedi ki
düşmanı anlamak istiyorsan oku takip et. Ok kime gidiyor? Tamam. Hani kim atıyor? Tamam işte yani, böyle şunun kucağından kaçıp bunun kucağına, bunun kucağından kaçıp şunun kucağına değil, Amerika'dan kaçıp İngiltere'ye, İngiltere'den kaçıp Amerika'ya, ikisinden kaçıp Çin'in kucağına oturmak değil çözüm. Hakka dönmektir. Hı. Yani geçen gün sordular yani nasıl kazanacaksınız, kaç kişisiniz diye. Ben dedim önümde deniz, arkamda ordu. Firavun'un ordusu olsa... Yanımda Musa olduktan sonra onun yolundan gideceksem bu benim için problem değil. Dönen dönsün, ben dönmezem ben yolumdan dönmezem mı? Dönmezem yolumdan. Yani ebabil kuşları yeter bana fil ordularını yenmek için. Yeter ki Allah'ın yardımı bana ulaşsın. Hı-hı. Yani tek örnek bu değil. İşte Talut Calut örneği çok açık bir örnektir. Yani 40 tane örnek gösterebiliriz. Yani Türkiye'mizi yönetenlerin bu ruhta olduğunu biliyoruz. Sadece Türkiye değil, şirketlerini, yani, vakıflarını, cemaati yönetenler de aynı akıla sahip olması gerekiyor. Şu gelmesin, bu gelmesin değil. Hak hakim olsun. Hak zaten hakim de onun hakimiyetinin biz tecellisinin vesilesi olalım. Ve bir de şu gelmesin, bu gelmesin değil. Peygamber Efendimiz hiç Taifliler gelmesin demedi. Mekkeli yani. Müşrikler gelmesin dedi. Mevlana ne dedi? Kim olursan ol gel dedi. Yeter ki tövbe et de gel. Yoksa biz CHP'lisinin de yüreğini kazanacağız. HDP'lisinin de. Ne diyorduk? Bizi öldürmeye gelen biz de dirilsin. Hazreti Hamza'yı öldüren kimdi? Vahşi. Vahşi. Peki en fazla Müslümanlara savaşlarında, ilk savaşlarda kan döken adam Halid. İslam ordularının komutanı olmadı mı daha sonra? Halid bin Velid diye övündüğünüz kişi. Evet. En çok canımızı yakanlar. Çok bizi üzenler, bizi ağlatanlar bizim övünç kaynaklarımız oldu. Tamam. Vahşi Hazretleri de öyle o manada. Halid bin Velid Hazretleri de öyle değil mi? Biz yani, Kudüs'ü Halid bin Velid'le aldık. Müseyleme Kezzab'ı da... Ya tabii o öldüren evet. Vahşidir. Onun için yani bizim şu kafamızı biz değiştirmemiz gerekiyor. Biz kimiz ki? Biz kimiz ki? Biz Allah'ın yeryüzünde rızasının tecellisinin vesileleriyiz. Böyle demiyor. Bizi mahvederler. Biz mutlaka birilerinin yanında durmamız gerekiyor. Ha eğer onlar... Gerçekten erdem ve hikmet sahibiyse... Devlet yönetim anlayışında tabii yöntem ve taktiksel olarak sizin gibi herkes düşünmüyor olabilir. Mümkündür. Şimdi siz bir STK'nın mesela siz memur senin başı olsaydınız bu dünya bu görüşünüzle, bu bakışınızla sizin yürüyeceğiniz yol belli. Anlatabiliyor muyum? Ama başkalarının alacağı inisiyatif sizin alacağınız inisiyatif gibi olmayabilir. Kimileri denge peygamberimiz nasıl yaptı onun ya gibi. Ya işte siz öyle anlıyorsunuz ama mesela herkes peki, onu öyle anlamıyor. Ben diyorum ki bir daha kesin Kur'an'ı okuyun. Dışında, Kur'an'ı okuyun. Ya eyyühellezine amenu. Bakın ben İngiltere ile de ki bizim dışımızdakilerle en çok diyaloğu olan benim. Sınırlarım bellidir. Hı-hı. Ve başkalarıyla. Kim olursa olsun, isterse Yahudi olsun, Hristiyan olsun, ateist olsun, meşru bir dava uğruna ben onlarla yürürüm. Peygamberimiz Mekke'de yürüdü mü? Bana Kur'an'dan ve Resul'ün hayatından örnek getirin. Yani hılf-ı fudul böyle bir şey değil miydi? Biz, ben demin de söyledim, bakın biz yeryüzündeki bu mücadeleyi tek başımıza, iktidar ya da sivil toplum, medya kazanmamız, çünkü Allah'ın bizden istediği başka bir şey. Bir, evet, ittihat, ittifak. İttihat. Evet. Yeryüzündeki bütün erdemli insanlar ve mazlumlarla ittifak, değer üreten ve başkalarının haklarına yönelik açık ve yakın tehlike oluşturmayan herkesle itilaf. Bakın erdem de aramıyorum. Başkasına yönelik tehdit oluşturmuyor adam. Dünya için çalışıyor ama bir şeyler üretiyor. Yine ben onu müellefetül kulüp kategorisinde... Karşıya göndermektense, karşıma almaktansa evet. Yanımda tutmayı tercih ederim. Yani bu şu bu aslında diyenlere göre ben 40 kat daha ötekilerle, ötekileri yakından tanıyorum. Ve hayatım boyunca da onlarla birlikte birçok mücadeleye katıldım. Yani biz Muammer'le de ideolojik politik geldiğimiz yer itibariyle aynı şeyi düşünen insanlar değiliz. Ama evet. Birbirimize karşı... Bir tek saygısız cümlemiz olmamıştır.
Yani birbirimize karşı düşmanca bir tavrımız olmamıştır. Ve ikimiz birden erdem kabul, ayrı düşündüğümüz yerler de çoktur. Ama biz erdem kabul ettiğimiz noktalarda birlikte yürüyebiliyoruz bunu. Dün başkaları da, ben Mehmet Ali Aybar'la da yani, benzer... Kırmızı yeşilden hatırlıyorum. Herkesle, yani herkesle beraber oldum. Şimdi üstadım, ağzınıza sağlık. Mayınlı tarlada top oynayan çocuklar gibiyiz biz. Siz 42 yıldır oynuyordunuz, son 5 yıldır beni de aldınız. Eyvah. Beraber girdik tarlaya her hafta. Hakkını helal et. Helal olsun. Yok. Ama sen beraber yürüdük beni. Biz bu yollarda. Ama sen buldun beni, ben seni bulmadım. Ne anlamda yani? Yani ben Almanya'ya geldiğimde orada Şevki Hoca ile görüşecektiniz. Tamam. Hocam oradan... bana dedi ki Dilipak Düsseldorf Kitap Fuarı'nda. Tamam. Dilipak'ı alalım evimizde dedi, bir çay içelim. Tamam hocam dedim. Geldim sizin yanınıza. Mikail de yanımdaydı o zaman. Bizim Micro Team ekibi vardı. Anladım. Sonra o günden beri, yani yıl 2000 miydi? 2000'den neyse, beri beraber. Evet. Yani. Yani sen buldun beni. Hollanda'da. Arayan tekrar Mevlasını da görüşürüz. Bulur. Hayırlısı Allah. Hayırını da bulur inşallah. Adil şahitler amin. Eylesin. Yanıldığımızda düzelten, eyvallah. Doğru günlerimizde de birbirine destek olan insanlar olalım inşallah. Üstadım, Şevki Hocam da dedim de sorular arasında geldi. Değerli izleyenler, Şevki Maz Hocamızı da sağlığını soruyorsunuz. Genelde sağlık çok soruluyor. İyi, çok şükür daha iyi toparladı. Antikoru yükseliyor elhamdülillah. Testler yaptırıyor hocam, iyidir. Sosyal medya hesapları üzerinden her perşembe canlı yayın yapılıyor YouTube'dan. Onun hem Twitter hem Facebook sayfaları üzerinden de. Akit TV ekranlarında da inşallah bu zor zamanları geçirene kadar ayda bir hocamızı konuk edeceğiz. Kanal bu konuyla alakalı bir çalışma, bir düzenleme yapıyor salı günleri için. Milli Diriliş hocamızla ayda bir olacak. Ondan sonraki diğer haftalar da hangi konukları konuk edeceğimiz üzerinde bir çalışma yapılıyor. Çok yakın zamanda Şevki Yılmaz hocamız da bizimle beraber olacak. Üstadım, ağzınıza sağlık. Allah sağ razı olsun. Bu hafta da böyle bitti. Evet, sürçü lisan ettiysek affola, zülfiyare dokunmaya devam ediyoruz. Kendimizi değil, meseleleri ve derdimizi öne çıkartmaya gayret ediyoruz değerli izleyenler. İlgi alakanıza çok teşekkürler. Allah hepinizden razı olsun. Kristal Küre ödüllerinde 2020 yılının en iyi çıkış yapan kanalı Akit TV diye ödül verilmiş. En cesur kanalı ve özgürce fikirlerin ifade edildiği Akit TV ekranlarındaydınız. Merhum rahmetli Yavuz Bahadıroğlu abimizi tekrar anarak sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Sevgili dostlar merhabalar. Efendim hoş geldiniz. Kayıt dışı tarihe Mustafa Bey merhaba. Merhabalar. Ne var ne yok, nasılsın? Sağ olun, eksik olmayın. Hiç girizgah yapmadan böyle bodoslama. Evet. Ne konuşalım? Çünkü ana kokusunun yerini hiçbir şey tutmaz. Hakikaten yani ıvasız hiç niyet sorgulaması yapmadan başını kucağına gerçekten koyabildiğin tek insan ya. Hiç de sormayan tek insan. Neyin var bile sormaz, geçecekler. Gözünün önünde çadırda gölgelerde görüyor. Oğlu Mustafa Bey'i boğuyorlar. Kendi emriyle boğuyorlar. Ya devlet boğulacak ya evlat boğulacak. Bu ıstırabı, bu acıyı baba olan herkes hisseder, anlar. Öyle keyfe maişa değil bu işler. Sadece padişahlar katildir. Sebeplerin içine hiç girmeden sadece sonuca kilitlenmek tarihi açıdan insanı büyük handikaplara sürükler. Padişahlar hislerini, duygularını gizlemeyi öğrenmiş insanlardır. Anneye sevgisini göstermiyor ya. SİHA'lar, İHA'lar olmasaydı biz PKK'ya karşı son zamanlarda kazandığımız la Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kazandığı Suriye'de zaferler, yaptıklarımız operasyonlar evet, ve bölgenin süper gücü diye anılıyor zaman zaman dışarıda Türkiye. Kendi kıymetimizi bilmiyoruz. Türkiye için bir şeyler yapmaya çalışan insanların da geçmiştekilerin ve bugünkülerin de kıymetini bilmiyoruz o zaman. Hedefinizi belirlediniz mi? Kendinize güvendiniz mi? Yönettiğimiz millete güvendiniz mi? Beş binlerce yıl ötesinden gelen devlet yapılanmasına güvendiniz mi?
ve bunun farkında oldunuz mu, aşamayacağınız engel yoktur. Biz Anadolu topraklarından daha fazla Balkanlarda topraklarımız var dönem dönem. Ve Fatih Sultan Mehmet o iki beldeyi buluşturan adamdır. Avrupa ile Asya arasındaki köprü. Sevgili izleyicilerimizi, seyircilerimizi. Evet. Özledim, tarihi özledim. Eyvallah. Şimdi ben sizi bir yerden hatırlıyorum diyor doktor hanım. Ya isminizi hiç hatırlamıyorum da yüzünüz hiç yabancı gelmiyor. Maşallah. Doğal bir şey. Evet. Değil mi? Çok karşılaştığınız durumlarda evet, bir durumda. Neticede orada tanıdıkların selamları var. Tabii biraz iyileşince tarih sohbeti başlıyor. Gelenler gidenler oluyor. Zor bir süreçti. Ve ikinci ameliyatımda aorttan aort şişmesi denen bir şey. Anevrizma diyorlar. Yani balonlama. Vücudu kötüye kötü kullanmanın sonucu. Allah'ın bir kullanım kılavuzu var ya, Kur'an-ı Kerim diyoruz. O kullanma kılavuzunun dışına çıktığınız her nokta hastalık olarak geri dönüyor. Ben en azından kârhaneme bu ağır ameliyatta bunu yazdım.